Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarına Melisa ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Aslında konumuz çok aşina olduğumuz kavramlardan oluşuyor ama uzmanımız çok iyi. Bize bitkiler üzerinde bilgi verecek. Bitkilerimizin özellikle bizim duymamış olduğumuz bazı bitkiler var. Bunları ön plana çıkaracağız. Çünkü gerçekten etkilerine baktığımız zaman kansere kadar birçok iyileştirici etkileri var. Bunları konuşalım istiyorum. Varsa sorularımız mutlaka bekliyoruz. WhatsApp kısmını kullanıp bize yollayabilirsiniz. Bugünkü değerli konuğum Numan Aladağ, kendisi tıbbi bitkiler uzmanı. Dediğim gibi bazı ürünleri duymadık. Şöyle hemen yanımda duruyorlar. Mesela şöyle besinimizi göstereceğim. Neydi hocam bunun adı? Efendim, bunun adı şayot dediğimiz. Şayot. Evet, bu dikenli kabak, Türkiye'deki ismi. Dikenli kabak mesela bunun gibi. Bunlar tropikal bitkiler. Hocamız tanıtacak. Bizler de sizlerle beraber öğreneceğiz. Gerçekten ciddi ciddi etkileri var. Şöyle dolu dolu geldik. Sizler de seviyorsunuz. Bunları konuşalım istiyorum hocam. Öncelikle bir hoş geldiniz hoş diyelim efendim. Size. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ ol. Sizler nasılsınız? Ben deyim hocam. Heyecanlı bir program. Bizleri beklediği için gayet de sevinçliyim. Çünkü bitkileri herkes konuşuyor. Üzerinde çokça yorum var. Google'da çokça yorum var. Bugün doğrularını sizden alacağız ama öncelikle sizi şöyle birazcık tanıyalım. Efendim ben 1950'de Elazığ doğumluyum. Elazığ Hanken'de doğumluyum. Evet. Uzun yıllar kamu kuruluşlarında görev yaptım. 1984 yılında Avustralya Queensland Eyaleti'nin başbakanlığına Profesör Doktor Sencer İmer abimiz de ona da burada selamları saygılarımı gönderiyorum. Acil şifalar diliyorum. Hastadır. Onunla beraber Avustralya Queensland Eyaleti Başbakanlığı'na Sergio Bijek'le Peterson'a danışmanlık yaptık. Uzun yıllar. Sonra Avustralya'da uzun yıllar kaldım. Avustralya'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de işte belli yine faaliyetlerimizden sonra Hindistan Rajasthan Bikaner'de orada Bikaner Tarım Üniversitesi'nde ve Bikaner'de Türklerin özellikle Hindistan'ın yerli Türklerinin yaşadığı köylerde bunları şey yaptık. Bu köylerimizde ziyaret ederek üniversitede bilimsel bazı bilgiler alarak bazı yani kanıta dayalı bilgiler, bunlar hayali falan değil, kanıta dayalı. Bu bilgilerimizi Büyük Türk Milleti ile paylaşmak için, kimyasal ilaçlardan arınmak için önce şunu belirtmek isterim. Cenab-ı Allah önce Türk milletini bu COVID-19 salgınından kurtarsın. Amin. Kurtarmayı niyaz ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz hastalarımıza. Hakkın rahmetine kavuşanları da Cenab-ı Allah'tan rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Şimdi konumuz budur. Amacımız burada Elazığ'ımıza bir Elazığlı olarak Elazığ'ımıza Fırat Havzası'nda subtropikal yani 3. derece subtropikal. Yani bugün Gemiciler Köyü vesaire Pınarlı, Fırat'ın kenarında bunların yetiştirilmesi konusunda özellikle mesela şayot bitkisinin hem ekonomik getirisi var. Bunun şayot bitkisinin çok yüksek oranda ekonomik getirisi var. Şayot bitkisi nedir diyeceksiniz sorduğumda. Hocam ona geçmeden önce Buyurun. Siz Hindistan'da evet. Bayağı bir çalışmalar yaptınız. Şu anda da gidip gelmeseniz internet üzerinden sürekli aktif olarak değil mi? Evet, evet faaliyetleri gösteriyor. Hocam şimdi Hindistan deyince aklımıza zaten ilk baharatlar geliyor. Yemesiyle, içmesiyle çok zengin bir millet olarak, memleket olarak geliyor. Özellikle Hindistan'ı seçme nedeniniz bu zenginlikten ötürü mü? Efendim Hindistan'da hem bu bitki örtüsü bakımından ve Hindistan'da yaklaşık 100 milyon Türk var. Oradaki soydaşlarımızın bilgi birikiminden faydalanmak için, soydaşlarımızdan bilgi alarak, daha da samimi bir bilgi alarak, çünkü daha samimi, soydaş, Türk her yerde Türktür. Herkes bunun bilincinde olmalı. Oradaki de Türk, bizdeki, buradaki de aynı. Duygu ve düşüncelere sahip. Onlardan daha samimi bir şekilde bilgileri alarak, o bilgileri Türkiye'de Türk milletiyle paylaşarak, Türk milletinin sağlıklı ürünler tüketmesi, doğal ürünler tüketmesi ve Türk çiftçisinin ve Türk sanayicisinin destek istediği noktalardan uzak olmaması ilkelerini esas alarak bunları, bu işlere özendim ben. Amacımız nedir? Sağlıklı olmak. Sağlıklı olmak demek zaman kaybına ve aynı zamanda hem ekonomik bakımdan hem de zaman kaybını zayi etmemektir. Bunlara çok önem vermemiz lazım. Burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin mesela bu ürünlerin yetiştirilmesine destek vermesi hem insanların zaman kaybı bakımından hem ekonomik bakımından hem de bazı ekonomik ve anarşik terörden arındırma konusunda da büyük etkisi olacaktır. Bunun
özellikle Elazığ'ımız, bunu mutlaka ve mutlaka altını çizerek bu ürünlerin yetiştirilmesi lazım. Ha biz burada hayali ürünler veyahut da hayali şeyler böbürlenerek bunları sunmuyoruz. Kesinlikle. Burada altını çizerek rahatlıkla şayot bitkisinin dediğimiz gibi ha mesela tatlı patatesin, hünnapın, avokadonun da Allah nasip ederse avokado fidanlarını göndereceğim ve burada deneyeceğiz. Yani deneyeceğiz de yetiştirilmesi lazım. Çünkü mandalina yetişiyor. Mandalinanın yetiştiği bir yerde mutlaka ve mutlaka hem avokado yetişir ve hem de şayot dediğimiz dikenli kabak yetişir. Ha. Evet. Bundan, hocam sıklıkla şayottan bahsettik. Şöyle evet. Seyircilerimize de göstereyim. Ben de ilk defa görüyorum evet. Açıkçası. Tropikal bir meyve mi diyeceğiz bu hocam? Sebzedir. Buna? Sebze. Yani sebze de denebilir, meyve de denebilir. Özellikle sebze daha çok ağırlıkta. Yani %51 sebze ağırlıkta olarak. Hocam şimdi baktığımız zaman siz özellikle evet. Bu bitkinin Elazığ'da yetiştirilmesi için çaba sarf ediyorsunuz. Evet. Zaten sağlık üzerindeki etkilerini birazdan konuşacağız. Şimdi çiftçilerimizle konuştuğumuz zaman şunu söylüyorlar. Biz ekiyoruz, biçiyoruz ama değmiyor. Çünkü pazarlama konusunda. Pazarlama konusunda aldığımız yani vermiş olduğumuz para daha fazla kazandığımızdan diye. O yüzden niye ekelim biçelim diyorlar. Ama işin ekonomik tirajına da baktığımız zaman bu meyve düşünenler için daha doğrusu sebze düşünenler için bile ekonomik getirisi yönüyle bile çok değerli. Evet. Bunu bilimsel olarak yani kanıtlanmış Numan Aladağ'ın veya sizlerin yani şey değil. Burada bilimsel olarak kanıta dayalı içerdiği faydalı enzimler yani etken maddeler bunu belirtiyor. Yani benim düşüncem değil. Biz bunları yani şey yaparak bunların esas alarak sevgili Elazığlı hemşerilerimize kazandırmak istiyoruz. Sunarak kazandırmak istiyoruz. Bunun ekonomik getirisi çok fazladır. Altını çizerek istiyorum. Hiçbir zaman yani bir gübre vesaire şey gübre diyorum pardon. Yani gübre ilk defa ama sonradan yani ilaçlama gibi zirai mücadele gibi şeyi yok. Ha, ekonomik getirisi çok. Hem salatalık olarak, hem patates, hem balık, hem kabak lezzetini veriyor. Özellikle bunun, yine altını çizerek söylüyorum, bunu ben demiyorum. Şeker hastaları için birebir bu ürünümüz. Prostat rahatsızlıkları olanlar için yine B9 vitamini içeriyor. Bu B9 vitamini dediğimiz zaman birçok hastalıkları önleyicisi oluyor, tedavi ediyor. Aynı zamanda yaprakları da yine hodri meydan diyorum, yine kazanılmıştır. Yaprakları yani kanıtlanmıştır. Yaprakları böbrek taşlarını eriterek ve böylece böbrek hastalıklarının taşlarından koruyor vatandaşlarımızı, hastaları. Evet, böbrek taşlarını eritip vücuttan o şekilde dışarı eriterek, attırıyor. Yani böbrek taşları kanaya düşürerek de eriterek kum haline, mil haline getirerek o şekilde düşürüyor. Evet, hocam bayağı bir rahatsızlık için iyi geldiğini söylediniz. Şöyle tek tek baktığımız zaman mesela öncelikle prostat için söylediniz. Evet, prostat ki, için, şeker hastaları için altını çizelim. Ayrı ayrı konuşalım istiyorum hocam. Mesela Türkiye'de en yaygın rahatsızlıklardan bir tanesi şeker hastalığı. Evet. Şimdi şeker hastası olan bir kişi bunu ne şekilde kullanacak? Bunu şeker hastası şey olduğu zaman yemeklerden bir saat sonra, mesela aç karnına yediği zaman zarar verebilir. Bunu tıp doktorlarımız daha iyi biliyor. Ben tıp doktoru değilim. Tabii ben amacım bunun faydalarını belirtmek. Bunu tıp doktorlarımıza danışarak aç karnına değil kesinlikle yemeklerden bir saat sonra bunu tükettiği zaman şeker hastalığını asgari sürekli tabii günde mesela o elinizdeki büyüklüğü kadar tükettiği zaman yeterlidir. Bunu çiğ olarak tükettiği zaman bunu zaten 3-4 gün içerisinde etkisini gösteriyor. Şeker hastası 3-4 gün içerisinde, 2 gün içerisinde de gösteriyor. Tabii şunu da altını parantez içerisinde şunu ifade edeyim. Dünyada ve Türkiye'de de olmak üzere insan herkese aynı ilaç yazılıyor. Bu yanlış bir sistem. İnsan tabiatına göre. Mesela sizin zaten halinizin tabiatı nedir? Su. Benimki nedir? Toprak. Başka arkadaşlarınki nedir? Su. Yani şey pardon, ateş, hava. Sizinki 4 ayda iyileşiyor, benimki 7 ayda. Bunlar esas alınarak, esas tedaviler yapılmalıdır. Hocam hemen orada şöyle sormak istiyorum. Mesela ateş, hava, su, toprağı biz hep burçlarla öğrendik. Yani mesela diyelim ki ben ikizler burcu olduğum için benim için hava grubu denir. Bu kişilerin hangi elementten olduklarını ne şekilde öğrenecekler? Hani astroloji ile alakası var mı bunun? Vardır. Bunu tıp doktorları belirliyor. Biyologlar belirliyor bunu. Tıp doktorları özellikle tıp doktorları bunu belirliyor. Ama bunu tabii belli bir zaman alıyor. Bir sürü uğraş olduğu için ne yazık ki bu şey. Herkese mesela diyelim ki bir şey için söyleyeyim. Bağırsak gazlarının sorun gidermek için.
aynı ilaç yazılıyor veya diyelim başka türlü hastalıktan ishal için üzerine aynı ilaç yazılıyor ama yanlış bu. Bu tabiat önce tespit edilmeli. Bu dünya kamuoyunda böyledir bu. Tıp dünyasında böyle geçer. Yalnız yani ülkemizde değil, ülkemizi yani bu konuda suçlamak büyük bir şeydir. Yanlışlık olur. Dünya kamuoyunda böyledir, tıp dünyasında. Bu kabak mesele yetiştirilmesi konusunda gerçekten altını çizerek söylüyorum. Birçok hastalıklardan dediğiniz gibi o tabiat, insan tabiatına göre de kullanıldığı zaman şeker hastaları tip 2, özellikle tip 2 şeker tedavisinde çok iyi sonuçlar alınacak. Yemeklerden sonra bir saat sonra ve günde bir tane yemeleri. Bu şekilde. Ha insanların kilosuna göre daha da fazla yiyebilir ama günde bu büyüklükte olan yaklaşık 700-800 gram ağırlığında bu şekilde yediği zaman gayet ve çiğ dediniz özellikle. Çiğ yenmesi tabii daha faydalıdır çünkü ateşten belli ısıyı gördüğü zaman bazı etken maddeleri, faydalı enzimleri ölüyor. O bakımdan bunlara dikkat etmek lazım. Mesela bunun sağlam insanlar, şunu da bak Elazığlı hemşehrilerimize şunu da belirtmek istiyorum. Türk kamuoyuna mesela salatalık, doğal salatalık mevsiminde salatalık balla yendiği zaman daha faydalı oluyor. Salatalı özellikle bu da balla yendiği zaman çok nefis yani bir tat elde ediyorsunuz ve sağlık bakımından da. Şimdi hocam salatalığı biz hep tuzla yerdik. Artık tuzu rafa kaldırıyoruz. Üzerine bal dökeceğiz. Evet, aynı. Bak yaptığınız zaman çok faydaları sağlık bakımından çok iyi sonuçlar elde edileceksiniz. Çok iyi sonuçlar. Hocam şimdi işin içine bal girince tatlı olunca yemeklerden önce yemeklerden sonra o da akla geliyor. Yok, yemek kahvaltıda özellikle bu. O şekilde balla yenir. Tabii şeker hastaları olanlar tabii haliyle buradan uzak durmalı. Bunun şeker hastalığı tabii bir glikoz içerdiği için bal doğal bir glikozdur. Ona dikkat etmek lazım şeker hastaları. Ama normal şeker hastası olmayanlar bunu özellikle balla tükettiği zaman okula giden özellikle gençlerimiz daha çok sağlam dişlere sahip oldukları için, tükettikleri için daha iyi sonuçlar elde edilecek. Özellikle gençlerimiz için. Bağırsak gaz sorunlarının da özellikle öğrencilerimiz için çok büyük faydası var. Değerli hocam, şunu da ben soracağım. Şimdi besinler için metalle kesmeyin, bıçakla kesmeyin, doğramayın derler. Siz ona katılıyor musunuz? Vallahi onu tıp bilim adamları bilir. Onu tıp bilim adamları bilir. Yani besin bunu ilgili tıp bizim ilgi alanımıza girmiyor. Bize sadece bu besinin faydaları. Peki onları tabii ilgili tıp bilim adamlarımız, eczacılarımız onları daha çok yani ilgili hastalık uzmanları yani mesela dahiliyeci veya hariciyeci veya şey. Ama hocam mesela yani şu ana kadar doktorlarımıza gittiğimde hiç şu ana kadar bana tabiatın şudur. İşte diyelim ki hava grubusun veya toprak grubusun. Buna göre ilaç verilmesi gerekiyor. Bilemiyorum yeni sistemler umarım adapte de olunur. Şimdi de seyircilerimiz düşüneceklerdir. Biz bu besine ne şekilde ulaşacağız? Çünkü raflarda görmüyoruz. Şimdi besine Allah nasip ederse bu sene ben şeyini göndereceğim. Sizler Kanal 23 olarak, ailesi olarak siz zatenlerinize göndereceğim. Gönderdiğim zaman sizler bunu ilgili Tarım İl Müdürlüğü'ne veya Baskil, özellikle Baskil İlçe Tarım Müdürlüğü'ne göstererek bunun kaltibeşinine bakıldığı zaman, yani kaltibeşin dediğimiz zaman yetiştirilmesi konusunda bakıldığı zaman bu yetiştirilecektir. Yetiştirildiği zaman daha çok yani çardak, asma şeklinde 3 metre yüksekliğinde çardaklar yapıldığı zaman kayısılara da mesela tırmanabilir, bir zararı yoktur. Çünkü o şekilde Allah nasip etse çok güzel verimlilikler alınacaktır. Yani bunu tabii o zaman yine yardımcı oluruz çiftçilerimize, daha ilçe tarım müdürlüğüne. Onlar tabii ziraatçı oldukları için daha iyi konuyu kavrayabilirler yetiştirilmesi konusunda araştırdıkları zaman. Bunu Elazığ'ımıza kazandırmayı istiyorum ve burada hiçbir engel, bir sorun yoktur. Çünkü mandalina'nın burası Elazığ'ımız yani Fırat Havzası, Baskil çevresi 3. derece subtropikaldır. Ya mesela Antalya, Adana, Mersin ve Fethiye illeri, işte Fethiye tarafı, Muğla. Burası 2. derece subtropikal. Yani 1. derece değil. Baskil ve çevresi 3. derece. 3. derece oluyor. Mandalina'nın yetiştirilmesi mesela mandalina İznik, Boyalca beldesinde de çok rahatlıkla çok yetişiyor. Şanlıurfa mesela Akçakale ilçesinde ve Şanlıurfa'nın 20 kilometre güneyinde köylerde rahatlıkla yetişiyor. Yılda bir ağaç ortalama 300 kilo, 350 kilo limon veriyor. Buna ben şahidim, bizzat gördüm yani. Hocam peki bunun ekilme
özelliği ne şekildedir? Program öncesi dediğinizde toprağa gömeceğiz. Yani böyle bir sebzeyi elde etmişlerse bunu direkt toprağa gömebiliyorlar dediniz. Tabii toprağı bu şekilde gömüyoruz. Toprağı 50 santimetre çapında bir çukur eşiliyor. Buna harç deriz. Yani buna harç dediğimiz zaman kum, toprak ve yanmış hayvan gübresi eşit miktarda karıştırılarak harç haline getirip doldurulacak. Ondan sonra bu üzerine yaptığı zaman bir çanak şeklinde ayrı olacak. Direkt su buraya temas etmesin, çevresine şey olsun diye. Çevresinde su alsın. Ha, bunun şeyi odur. Ha, su yani ekstra olarak kimyasal gübreye falan kesinlikle ihtiyacı yok bunun. Ha, belli zamanlarda hayvansal gübre kullandığımız zaman daha faydalı olur. Sulaması hocam, diğer bitkiler sulama gibi mi? Günde, yani haftada iki sefer, üç sefer bir sulaması. Odur, başka bir şey yok. Su istiyor, başka bir şey yok bunun. Evet, hocam şimdi şeker hastalığına birebir dediniz, evet, bunun kurtulacaklar modern içerdiği dediniz. Etken maddeler söylüyor bunu. Yani Numan Alada olarak ben kesinlikle bunun içerdiği şeker hastalığı için altını çizerek çok etkilidir. Evet. Sonra hocam şeker hastalığından sonra neye iyi geliyor? Ha, prostat için. Prostat için ne şekilde kullanılacaklar prostat hocam? Prostat için de dediğim gibi yemeklerden sonra kullandığı zaman yemeklerde beraber de yiyebilir. Özellikle yemeklerde de beraber yiyebilir. Özellikle kahvaltıda çok faydalıdır. Kahvaltıda salatalı bir kere bu durduğu yerde salatalı bak bundaki yani selüloz oranı daha yüksek. Salatalıkta su oranı daha yüksektir. Bak farkındaysanız sertlik durumuna bakın. Evet. Esas aldım. Bayağı bir sert, çok sert. Çok sert. Yani o bakımdan selüloz oranı daha yüksektir. Selüloz oranı yüksek olduğu zaman lif oranı yani selüloz kastettiğimiz lif oranı daha yüksek olduğu için bağırsak gazları sorunlarını ortadan kaldırıyor. Özellikle çocuklarımız için. Çocuklar kimyasal şeyler mesela tüketiyorlar, bisküviler falan şu bu. O bakımdan. Hocam şimdi o saymış olduğunuz rahatsızlıklar için hemen hepsi için aynı şekilde mi kullanılmalı onu soruyorum. Evet. Mesela yemeklerden sonra özellikle kahvaltıda dediniz. Kahvaltıda çok... özellikle altını çizerek kahvaltıda çok faydalıdır ve insanları hem tok tutmasını fazla bir yani ekstra yani kilo özellikle zayıflama konusunda da çok güzel bir konuya değindiniz. Zayıflama konusunda çok etkilidir. Çok büyük etkinliği var zayıflama konusunda. Hocam zaten çağımızın en büyük sorunlarından işte şeker, kolesterol, tansiyon, obezite bunlar en büyük sorunlarından. Ve hemen hemen saymış olduğunuz bütün rahatsızlıklar üzerinde evet de etkili. Ha, buna bakıldığı zaman evet. Yani buna bakıldığı zaman tadına da baktığınız zaman mesela bunu... Kesebilir miyim hocam tabii bunu? Tabii buyurun kesin. Ortadan iki yani şey yaparak tabağın şeyinde kesin set bir şeyle. Evet hocam buyurun siz bunu anlatın hocam. Bunu zaten dediğimiz gibi tabağın üzerine koyun düşey bir şekilde. O şekilde yani şey olmasın. O zaman Tolgacığım şöyle sen bakın, bana kes. Masanın üzerinde, sehpanın üzerine kes. Şöyle ben Tolgacığımı uzatayım. Şöyle bayağı bir ağır da hocam evet bu. Yani zaten günlük bir öğünü. Bunu kabuklarını mesela yüzünüze sürdüğünüz zaman cildi sıklaştırıyor. Aynı zamanda o özelliği de var. Kabuklarını. Zaten hocam hani hep salatalık deyince yiyin ama kabuğunda hep böyle yüzünüze falan sürün derler. Bunun daha fazla, bunun daha çok fazla etkinliği fazla var. Bir nevi yani şey gibi aloe vera'nın değişik yani ikinci derece bir aloe vera vazifesini görüyor bu. Ha, çok güzel. Yanıklar üstünde de etkili mi hocam? Aloe vera deyince efendim? Direkt aklıma yanık geldi. Mesela yanıklar aloe vera, içinde, yanık, tabii, güneş lekeleri. Içinde, evet. Cilt üzerinde çok fazla etkisi var. Meyvenin, hocam şey kabuklarıyla mı yenmesini tavsiye edersiniz yoksa? Şimdi, nazik olduğu zaman. Kabuklarıyla. Nazik olduğu zaman kabuklarıyla yıkanıp yenecek. Ama bu şekilde kart olduğu zaman soyularak. Evet, onları da zayi etmiyoruz, yüzümüze sürüyoruz. Evet, aynen. Tadını da merak ettim hocam. Kabak dediniz, salatalık bir de işin ilginç olanı balık dediniz sanki. Ha, balık, evet. Şimdi balık konusunda onu soyarak hanımefendi Melisa Hanım soysun o zaman. Bu küçüğünü soyun. Şimdi çok balık güzel konusunda dediğimiz zaman bunu una bulayıp, parmak şeklinde doğrayıp, una buladığımız zaman, kızarttığımız zaman normal aynı hamsi gibi bir lezzet oluşuyor. Hamsi gibi bir lezzet oluşuyor bu. Hocam ben şeyde araştırma yaparken Hindistan'da mesela böyle karpuzu falan una bulayıp kızartırlar. Acaba onların kültürlerinden mi esinlenme? Bunlar değişik bir karpuz türleri var tabii haliyle. Kültürü geni değiştirmiş, tabii doğal Hindistan'da çeşitli şeyler var. Geni bozulmamış bir sürü ürünler var tabii haliyle. Mesela özellikle Türkiye'de şu mevsimde mesela domatesi tüketmek yani bir nevi intihar gibi. Çünkü çok zararı var. Tamam Türk çiftçisi kazanıyor, şey yapıyor ama burada
Çünkü domateslerin çoğunda, tabii onu bilemiyoruz, bizim ilgi alanı şey değil ama daha doğal yetiştirenler de var tabii haliyle, organik yetiştirenler de vardır o bakımdan. Hocam tadı şey gibi, daha kabak. Efendim, kabak gibi. Hı hı. Yani kabak ve salatalığı karıştırıyor evet, yani. Evet, biraz daha kabak salatalık. Gerçekten böyle hani tek öğünde yiyilecek bir besin. Hatta sanki böyle biraz tuzlasam evet. da olurmuş gibi geldi. Evet, özellikle balla tükettiğiniz zaman daha çok sağlıklı oluyorsun. Daha çok mesela onu. Bunu da mı balla? Tabii. Aynen, çok nefis oluyor. Balla yetiştirdi, hele özellikle çocukların beslenmesinde çok büyük etkinliği var. Bunun altını çizerek sabahleyin çocukların kahvaltı, okula gitmeden önce kahvaltıyı yap, sabah kahvaltısında okula giden çocuklarımız bunu balla tükettiği zaman o kadar nefis bir şey oluyor ki çocukların hem sağlıklı olması hem de yüzünde de sürebilirsiniz rahatlıkla. Evet, şimdi yüzümde biraz fondöten var ama şöyle elime Yani olsun sürüyorum. yani, yüzünüze de rahatlıkla sürün ve cilt sıkış yani şey oluyor. Mesela bir tarafına yüzünüzün sürün, öbür tarafına bakın yani şey etkisini fark edeceksiniz. Yani. Vallahi yumuşacık yaptı. Zaten tam kış mevsimindeyiz. Biraz da nemi de azdır Elazığ'ın. Çocuklarımız üzerinde de dediğiniz bayağı bir etkisi var. Şöyle içerisini gösterdiğimiz zaman içerisinde bir çekirdeği yok bunun. Çekirdeği yok, hayır. Kesin çekirdeği yok. O bunun kendiliğinden bu üst tarafından filiz veriyor. O filizleri çıkacak o yarık yerden. Ha, o çekirdeği de yeniyor yani. Sorun Hocam değil. ben bunu yanlış kestim değil mi? Mesela şöyle biraz daha şuradan kesseydim ekebilirdik. Bunu eksek daha çıkmaz değil mi? Hayır, yok. Bunu göndereceğim. Allah nasip ederse göndereceğiz. Bir 15 gün içerisinde, 10 gün içerisinde göndereceğim ben sizlere. Bunu sizin öncülüğünüzde Kanal 23 öncülüğünde bunu Elazığlı hemşehrilerimize, Elazığlı çiftçilerimize, çiftçiliği seven, mesleğini seven çiftçilerimize sizlerin aracılığına ulaşmanızı istiyorum. Ulaştırılmasını istiyorum Allah nasip ederse. İnşallah. Şey var hocam, mesela hem kabağın hem salatalığın böyle keserken böyle değişik kendine özgü bir sıvısı vardır. Bunda da o var. Aynen. Mesela bak şimdi sıvı oluşuyor. Bak böyle tulumcuklar gibi oluşuyor. Evet, bak evet. dikkat et. Şöyle gösterebilirim. Heh. Şöyle pıtırcıklar şeklinde. Bak. Bayağı bir suyu evet, yine yüzeye bakın, çıkmaya o da başladı. Parlıyor. Bak tulumcuklar gibi parlıyor farkındaysanız yani. Evet, evet. Hakikaten hocam bunu insan şey aloe veranın jeli gibi yine. İşte bir nevi aloe vera, ikinci derece aloe vera. Yani, cilt üzerindeki etkisi de çok önemli zaten evet. Artık şöyle bunun tutabilirim de. Yacığı mesela çok nefis olur. Neyi nefis olur? Cacık. Cacık cacığı. Olarak çok nefis olur bu. Hocam peki böyle cacığı farklı bir şekilde kullanım öneriniz var mı? Neyi? Cacık? Farklı bir kullanım öneriniz var mı? Mesela ha, bunu salatalı fırında, balla cacık dediniz. Olarak fırında dediğim gibi bunun balla yenmesi konusunda şey olarak yani değişik şekilde bunun yani kabak ne şekilde kullanıyorsanız aynı şekilde kabak yemeklerinin her türlüsü bunda aynısını kullanabilirsiniz. Evet. Yani sakız kabağını da ne şekilde kullanıyorsanız ama kızartma konusunu tavsiye etmiyorum. Neden? Kızartma çünkü bir kanser düşmanı olduğu için bunu ben tavsiye etmiyorum hiçbir zaman. Kızartmayı. Kızartma ha, değil mi? Ona bulayıp şey, kızarttığınız zaman balık lezzetini veriyor ama maalesef tabii vücuda kızartmanın zararları. Fırınlayabilirler. Efendim? Fırınlayabilirler. Fırında çok nefis oluyor. Harika bir şey oluyor bunu. O kadar nefis yuvarlak olarak tabii kesildiği zaman düşey bir şekilde. Evet. Adı da şayot. Şayot, evet. Adı bunun şayot. Diğer Türkçe ismi de kaynana yumruğu. Öyle mi? Evet, kaynana yumruğu. Hocam Türkçe çok ismi, sert evet. Ama. Yöresel yani Fethiye yöresinde, Muğla ili Fethiye yöresinde bizim yani Kargı mahallesindeki yani ismi kaynana yumruğu. Yumruğu da yukarıdaki işte üst tarafındaki şey yumruğa benzediği için. Hem yumruğa benziyor şu kısmı hocam hem de çok sert herhalde onunla da alakalı. Aynen. O bakımdan ben kaynana yumruğu diye. ben hocamıza şunu da sordum, seyircilerimiz için söylüyorum. Hani acaba bir şey laboratuvar ortamında mı oluşturuldu farklı besinlerin bir araya getirilmesiyle? Hayır, hayır, saf, yok, tropik doğal, bir kendiliğinden, bitki dediniz. Kendiliğinden doğal. Yani bu yağ çok Afrika tarafında da var. Genellikle yani Afrika tarafında, Kenya'da da gördüm. Kenya'da da, ha Kenya'dakiler daha biraz hafif dikenli böyle. Hafif dikenli gibi. Ama Hindistan'daki, Avustralya'daki aynı. Yani tabii değişiyor bazı şeydekiler ama Kenya'daki, Güney Afrika'dakiler farklı. Kenya'nın yani Mombasa'nın Malindi kasabasında gördüm. Orada ziyaretimde. Orada gördüm. Oradakiler dikenli biraz. Bayağı dikenli. Bir fırça gibi yani. Evet. Şeker üzerinde, şeker hastalığı üzerinde etkili. Prostat hastalıkları üzerinde etkili. Zayıflama üzerinde etkili. Kabağın, salatalığın, balığın vermiş olduğu evet.
faydaların hepsini de kendi bünyesinde ihtiva ediyor zaten. Tabii onun içerdiği yani faydalı enzimler ve etken maddeler yani bunu söylüyor. Tabii bunu bizim düşüncemiz değil. Bunun biyot yani kanıtlanmış bilimsel olarak yapılan araştırmalar bunu söylüyor. Evet. Bilimsel olarak yani bizzat kanıtlanmıştır. Bunu altını çizerek söylüyorum. Kanıtlanmıştır bu. Evet. Hocam burada başka besinlerimiz de var. Şöyle zencefili tanıdığım için direkt zencefille başlayalım. Hatta program öncesi Numan hocamız bir zencefili şöyle böldü ve çiğnedi. Evet. Dedi ki benim ses rengimin ortaya çıkması için, sesimin daha güzel gelmesi için bu şart dedi. Hatta bana da program öncesi bundan sonra sürekli zencefil ye dedi. Aynen. Evet, zencefil konusu deyince önce zencefil Kur'an-ı Kerim'in Deher suresinin yani insan suresinin başka bir şeyi adı. Onun 17. ayetinde açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler her zaman için faydalıdır. Şimdi zencefil mutlaka ve mutlaka ben altını çizerek söylüyorum. Elazığ'da ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Elazığ'da dediğimiz Baskir çevresinde özellikle patatesin yetiştiği bölgelerde yetiştirilmesi gerekir. Çünkü geçen sene mesela bir örnek vereyim. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 6000 ton patates yetiştirildi. Ha, zencefil de burada yetiştirilebilir. Elazığ'ımızda da Baskil çevresinde de rahatlıkla yetiştirilebilir. Zencefil nedir şimdi? Zencefil kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri için önem taşıyor. Mehmetçiğim benim bunu yediği zaman veya Türk polisi yediği zaman, Türk sporcusu bunu yediği zaman bağırsak gazları sorunları ortadan kalkıyor. Bugün daha zindelik, daha çok hareketlilik için mutlaka zencefil tüketimi, tabii bunların doktor kontrolünde tüketmesi lazım. Daha çok atik olabilmesi için. Hafızayı güçlendiriyor. Şeker hastalığı için de çok faydalıdır. Altını yine çizerek söylüyorum. Bu konuda da defalarca yazdım ve belirttim ben. Yani bunu tabii bilimsel kanıtlara dayalı olarak Rajasthan Bikaner Tarım Üniversitesi'nin ders notlarından faydalanarak bunları yanıtladık. Hocam şimdi zencefil deyince direkt yanında hep bal. Mesela ben de şöyle hafif bir üşüttüğümü düşündüğüm zaman mutlaka zencefil bal yapıyorum. Üzerine de kaynar su döküyorum ve o hemen kendime getiriyor beni. Öksürüğümü kesiyor ve gerçekten hemen iyileşiyorum ama kaynar suyla. Yani pek bunun doğrusu nedir? Ben kendi üzerimde denedim. Bundan çok fayda gördüm. Şimdi o şekilde de en doğrusu yemeklerden sonra zencefili. Şimdi zencefil şunu söyleyeyim. Önce şunu belirtmek isterim. Safra kesesi sorunu olanlar zencefil tüketmemeli. Yan etkisi oluyor. Ama zencefili çiğ olarak yemeklerden sonra tükettiğimiz zaman hem bağırsak gazları sorunu gideriyor ve hem de altını yine çizerek yani vatandaşın diş çürümesini önlüyor. Neden? Çünkü ağzı sulandırdığı için yemek artıklarının bakteriye dönüşmesini önlüyor. Yemek artıklarının bakteriye dönüşmesini önlüyor. Ve böylece bunu din görevlilerimizin, mesela din görevlilerisi bir vaiz veya bir imam, cami imamı hutbede veyahut da vaazda kullandığı zaman bunu sesi daha net çıkıyor ve buna cemaat ilgi gösteriyor. O hocanın şeyine, vaazına. Örneğin öğretim görevlisi, bir profesör arkadaş veya özellikle milli eğitimde ilk öğretime giden çocuklar mesela ortaokul ve lisedeki de bütün yani şeyde eğitim camiasında yani eğitim ve öğretimde kaliteyi geliştirme konusunda çok büyük etkisi var. Çünkü çocuklarımızın hem sağlık sorunlarını hem de hafızasını güçlendiriyor bu. Hafızayı güçlendirdiği zaman yani çocuklarımız gerçekten başarılı oluyor. Zencefil bu kanıta dayalıdır. Buna devlet olarak yani başta Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı üçlü bir koordineli şekilde bunu mutlaka bahar arifesindeyiz. Yani 2022 yılında Elazığ'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde Elazığ'da Baskil çevresinde özellikle başka tarafta olacağını sanmıyorum. Yani Baskil çevresinde çünkü olması daha da kolay olur, yetişir. Tropik bir bitki mi hocam? Tabii, bu yumru bitkiler. Patatesi hemen her yerde ekimli gördüm hocam. Sıcaklık ister. Subtropikal yerde yetişir. Burada Elazığ patatesin yetişir ama subtropikal olması lazım. Çünkü su kenarında olduğu zaman nem alması lazım. O bakımdan. Hocam şimdi zencefil
Özellikle kış aylarında hemen herkesin mutfağında var bu soğuk algınlığına karşı ve daha ziyade balla tüketiliyor, kullanılıyor. Bir de bunların daha kolay formu var. Biz toz halinde de alabiliyoruz, kurutulmuş halini. İkisini de bir konuşalım istiyorum. Herhalde siz taze zencefili daha çok tavsiye edersiniz diye düşünüyorum. Neler söylersiniz bu konuda? Şimdi taze zencefil, bak toz zencefili örnek vereyim. Toz zencefil hava aldığınız zaman, yaptığınız zaman okside oluyor ve yani bazı mikroplar, bazı şeyler bazı kapıyor ister istemez. Mesela açıkta satılıyor, üzerinde şeydir zencefil. İster istemez bakteri enfeksiyon kapıyor bu. Okside oluyor. Ha. Onun dışında bazı etken maddeleri gidiyor ama tazesini yediğimiz zaman etkinliği iki kat daha artıyor. Bütün yani %99 yani 90 diyelim faydalarını cildinizde muhafaza ediyor. Yansıyor cildinize faydaları. Ama öbür türlü bazı yan etkileri ve sağlık şey oluyor. Psikolojik bir etkinliği yani iradeyi kuvvetlendiriyor. Ben bunu yedim. Peygamber Efendimiz de hadisinde buluyor. Diyor ki ilaç yerine iradenizi kullanın. Tereddütlü olarak mesela dünyanın en etkili ilacını kullandığınız zaman etkisi olmaz. Ama şifa niyetine bir bardak su içtiğiniz zaman Cenab-ı Allah şifa veriyor. Bu yani modern tıpta, psikolojide de kanıtlanmıştır. Yani bunu tıp doktorları da bunu kanıtlıyor. Önce hastanın iradesi. Hasta önce iradesini kuvvetlendirmeli. Evet. Bir şey tükettiği zaman zencefil çok önemli yani. Zencefili zaten taze tüketin. Özellikle yemeklerden sonra dediniz. Tok karnı, aynen. Ve safra kesesi problemi yaşayan biri de zencefilden uzak dursun evet, dediniz doktor değil mi? Kontrolünde. Olması lazım burada. Doktor kontrolünde kullanırsa daha faydalı olur. Ha safra kesesi alınanlar mesela onu doktor kontrolünde. O tabii benim ilgi alanım değildir. Onu doktor kontrolünde kullandığı zaman daha faydalı olur. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bak burada yani demin de ifade ettiğim gibi Türk gençliğinin eğitimdeki Türkiye'de eğitim kalitesini geliştirmek için, arttırmak için mutlaka ve bunu mesela blenderde çırparak mevsimsel meyve suyuyla içtiği zaman öğrencilerimiz veyahut da işte alerjisi acıya, alerjisi olanların hiç farkına varmadan daha sağlıklı olur. Mesela bu kolesterolü de yok ediyor. Bunu da altını çizerek söylüyorum yine. Kolesterol da yani zararlı kolesterolü yok ediyor. Evet. Yani hocam bahsettiğimiz şeyler seyircilerimizde mevcut rahatsızlıklar varsa hepsine iyi gelecektir. En çok zaten toplumun sıkıntısı burada kolesterol, obezite yine dediğim gibi çağın herhalde en büyük sorunu. Yine işte tansiyon, yüksek tansiyon. Hocam yeri gelmişken bence yüksek tansiyonu da konuşabiliriz. Yüksek tansiyon üzerine özellikle hangi bitkilerin iyi geldiğini söyleyebilirsiniz? Yüksek tansiyon konusunda limon, muz özellikle. Muz. Evet, muz. Mesela muz konusunda bir şey ifade edeyim. Bunu tabii sayın seyircilerimize, kanal saygıdeğer Kanal 23 seyircilerine şunu ifade edeyim. Elazığlı hemşehrilerimize. Muz konusunda şunu ifade edeyim. 6 adet yerli muz soyulup püre haline getirildikten sonra muzları püre haline getireceğiz. Porselen veya cam bir kapta, tahta kaşıkta püre haline getireceğiz. 2 su bardağı kaynar suyu boşaltıp karıştıracağız. Püre iyice karıştırdıktan sonra ağzını kapatacağız. Soğuduktan sonra birer saat, birer buçuk saat arayla gün boyu bunu bitirdiğimiz zaman bir Türk kahvesi her seferinde bir Türk kahvesi fincanı içtiğimiz zaman Allah'ın izniyle burada ben söylemiyorum. Bunu 5 gün veya 6 gün devam ettiği zaman yani 5-6 seans bir gün yapacak bir gün yapmayacak ve karaciğeri yeniliyor. Karaciğeri yeniliyor. Muz tüketildiği zaman yani karaciğeri ha yüksek tansiyon içinde çok faydalıdır. İçerdiği potasyum yüksek oranda içerdiği potasyumdan dolayı. Hocam şimdi zaten yediğimiz içtiğimiz en çok karaciğere yük olarak gidiyor. Ve burada karaciğeri temizleyen bir detoks tarifi verdiniz değil mi? Efendim? Detoks tarifidir aslında evet, esasen aynen, bu. Aynen. Şimdi dikkatimi çeken hocam şu oldu. Yerli muz dediniz. Yerli muz. Evet. Yerli muz daha mı sağlıklı hocam? Yerli muz daha sağlıklı. Diğerleri çeşitli. Yani burada soruyu ithal edilen bir muzun ister istemez. Yani burada tabii buna bir şey diyemeyiz. Kanıta dayalı buna günaha girmek istemiyorum. Burada biz önemli olan Türk milleti olarak yerli üretime önem vermeliyiz. Bugün mesela muz konusunda ithal ediliyor. Şunu ifade edeyim. Konuyu açılmışken. Burada Türk sanayicisi ve Türk çiftçisi ne yazık ki destek istediği noktalardan uzak. Bazı büyük mağazalar ne yapıyor? Türk sanayicisinden
vatansever Türk sanayicisinden ve çiftçisinden raf bedeli alarak diyor ki yılda bana şu kadar raf bedeli vereceksin. 2 milyon, işte 3 milyon, 1 milyon vereceksin. Alıyor bu. Çiftçimiz de bu sefer ne yapıyor? Sanayicimiz eleman işten çıkarıyor. İşten çıkan elemanlar da ne yapıyor burada? Yasak olan ve günah olan faaliyetlere bulaşıyor. Çeşitli şeylere yöneliyor, olumsuzluklara yöneliyor. İşsiz adam her türlü şeyi yapar. Açık evet. İnsan. Onun için burada Türk milleti olarak şunu diyorum. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti başta Tarım Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı olmak üzere burada bu raf bedeline önem vermesi lazım. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da başarısız olmasını en büyük engellerden biri de raf bedelidir. Çünkü raf bedeli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işlerini, hükümetin işlerini zorlaştırıyor. Ve burada yerli sermaye dediğimiz milli sermayenin burada daha az hareketlilik görmesine sebep oluyor. Çünkü bunu özellikle mesela su konusunda, şunu da ifade edeyim konuya değinmişken, mesela burada Elazığ'da çevresinde mesela 200 veya bilemedim 300 kilometreyi geçmeden su kullanılmalı. Yakın, su ne kadar yakın mesafeden gelirse o kadar sağlıklı olur. 3 ayda bir de suyu değiştireceğiz ki vücudumuzda ölü hücreler yeniden canlansın. 3 ayda bir suyu değiştirmeliyiz. Ha, suyun da yerli sermaye olması lazım. Bunun altını çizerek. Yerli ve milli sermaye olması lazım. Burada araştıracağız. Eskide biliyorsunuz meydanlar üst dediğin zaman falanca evde var diye herkes o eve giderdi. Meydanlar üste bakarak ders çalışırdı 60'lı yıllarda. Allah'a şükür şu anda herkesin 10 yaşındaki bir çocuk internete giriyor. Her türlü bilgiyi edinebiliyor. Onun için buna da Türk milleti olarak çok dikkat etmemiz lazım. Yani burada raf bedeli büyük bir ekonomik terördür. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü raf bedeli Türk sanayicisini ve Türk çiftçisini yok ediyor. Yani bunu konuyu çekmişken, yerli muzdan açılmışken evet. Bunu ifade ettim. Çünkü yerli muz kullanırsak daha güvenli olur. Daha etkili olur. Ve hocam tadı daha güzel, daha tatlı. Tabii. Daha tatlı, porsiyonu da küçük. Şimdi burada önemli olan karaciğer detoksu için 6 tane muzu blenderdan geçireceğiz. Blenderde değil, tahta kaşıkla eziyor. Blenderden metaline bulaşınca bazı etken maddeler... Ben onu sormuştum bıçakla. İşte bıçak olmasın, tahtayla ezin dediniz. Tahtayla, evet. Üzerine ne kadar su ekleyeceğiz hocam? 2 su bardağı kaynar su. Ha, kaynar su dediğimiz zaman sağlam olmalı. Yani burada pet şişelerde... Yani hazır su kullanılmamalı. Genellikle çeşmelerde kaynak su, tabii orada herkesin imkanı yok. Neyse o konuya değinmeyelim. Ha, iki su bardağı kaynar su dökeceğiz. Döktüğümüz zaman karıştıracağız. İyice muhallebi kıvamına geliyor. Ağzını kapatıyoruz. Soğuduktan sonra birer buçuk saat arayla gün boyu bunu tüketiyoruz. Bugün yaptık mı? Bir gün ara verip ertesi gün 5 seans yapacağız. Ve böylece Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle bunu 5 seansı yaptıktan bir ay sonra gitsin bir doktora kontrol olsun. Yani herkes hayret edecektir Allah'ın izniyle. Doktor da hayret edecektir. Peki hocam şimdi detokslarda şunu yaparlar genellikle. Diyelim ki biz gün içerisinde bir kahve fincanı boyutunda o muz detoksunu tüketin dediniz. Onunla beraber mesela günlük yeme rutinimize devam edecek miyiz? Yoksa bir şey yemeyecek miyiz? Onların ilgisi alakası yok. Ha, bunu dediğim gibi... Yemeği yedikten bir saat sonra veya yemeği yedin mi bir saat sonra tüketeceksin. Yemek yemeden önce de kahvaltıyı bunu dediğim gibi birer buçuk saat arayla ayarlayıp gün boyu bunu bitirmek lazım. Gün boyu bitireceğiz. Bir gün 5 kez yapacağız beş bunu. Seans. Bir gün yapıyoruz. Yarın bekliyoruz. Öbürsü gün evet, tekrar güneşli. Bunu tükettiğimiz zaman da şunu da ifade edeyim. Yan etkileri belki muz kabızlık yapıyor. Evet onu soracaktım ben de. Bunu armut veya bir kivi yemeli. Hem günlük C vitamini ihtiyacını, özellikle kivi yediği zaman hem özellikle günlük C vitaminini almış oluyor ve hem de kabızlığı önlemiş oluyor. Muz çünkü kabızlık yapma özelliği var. Yani gün içerisinde yedikleri bir kiviyle olası kabızlık sorununu da önüne geçecekler. Evet, aynen. Aynı bu şekilde de olduğu zaman çünkü yani her şeyin yani olumlu taraflarından ziyade olumsuz taraflarını da seyircilerinde yani belirtmekte fayda var o bakımdan yani. Hocam zaten birçok insan muzdan o yüzden de kaçınıyor.
Yani çünkü beraberinde bazı bağırsak sorunlarını da getirdiği Aynen. için kaçınabiliyorlar. Ama burada kivi ile destekledikleri zaman bir sıkıntı olmayacak. Hayır, kesinlikle olmaz. Kivi ile onu telafi ediyoruz. Kesinlikle. Hocam bir de şu çok özellikle dikkatimi çekmişti. Dediniz ki kullandığınız suyu 3 ayda bir değiştirin. Evet. Aynen. Artık birçok insan evine hazır su istiyor. Damacanayla istiyorlar. Şimdi musluk suyu kullanmıyoruz veya arıtmalar var evde. Şimdi şunu söyleyeyim. Arıtmalar mesela örnek bir denize mesela. Bir deniz kenarında örnek yani bunu örnek veriyorum su deyince. Deniz kenarında bir sürü oteller var. Diyor ki oteller efendim otellerdeki o at kanalizasyon dediğimiz yani foseptik şeyleri arıtılarak denize akılıyor. Ama ne yazık ki bunu tabii benim düşüncem değil bunu belirten Türkiye'de ve dünyada ünlü profesör doktor, kimya yüksek mühendisi Abdullah Çoban hocamız tarafından, benimle aynı yaşta bu arkadaşımız tarafından söylendi dedi. Kesinlikle arıtmayla o zararlı enzimler, o zararlı şeyler arıtılmıyor. Yine sadece suyun rengini berraklaştırıyor ve denize akıtıyor ama zararlı şeyler aynen denize akıyor. Ha, onun için bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ha, suyu 3 aydan 3 aya değiştirmediğiniz zaman o neyse o ayrı bir konu. 3 aydan 3 aya değiştirip söylememizin şeyi hem ölü hücreler aynı suyu içtiğiniz zaman çeşitli hastalıklardan arınmış oluyorsunuz. 3 aydan 3 aya değiştirdiğiniz zaman o suyun yan etkilerinden kurtulmuş oluyorsunuz. Hem de ölü hücreler kendi kendi yeniliyor yeni suya alışınca ya kadar. Ha, bunu yakın mesafede arabası olanlar mesela değişik Pınarlar'a giderek ha suyu alabilirler ama su erken kaynayan su kaliteli bir sudur. Yazın mesela bir suda bir dakika elinizi şey demiyorsunuz soğuk bakımdan dur yani bekletemiyorsunuz ama içtiğiniz zaman su ılık bir su oluyor. Bu suyun kalitesini gösteriyor. Ayrıca suyun kalitesini başka bir kalitesi de çabuk kaynayan su hem enerji tasarrufu hem de kaliteli olduğunu ortaya çıkıyor. Bunu tabii biyolog arkadaşlarımız daha iyi biliyor bu konuda. Evet, evet hocam. Daha önemli konularımız var. Gerçekten çok şey öğrendik. Şöyle bir kısa bir reklam arası verelim, sonra devam edelim. Tamam efendim. Şişe. Değerli seyircilerimiz tekrar hoş geldiniz. Tıp ve bitkiler uzmanı Numan Aladağ'la beraberiz. Şimdi uzmanımız bize gayet güzel bilgiler verdi. Kaçıranlar YouTube üzerinden tekrarlarımızı mutlaka seyretsinler. Çünkü çok güzel karaciğeri temizleyen bir detoks tarifimiz de vardı. Yine sular üzerine önemli bilgiler vardı. Yine şayotu tanıdık. Şayot sebzesini, şeker hastalığı üzerinde, prostat üzerinde ve diğer rahatsızlıklar üzerindeki olumlu etkilerini, iyileştirici etkilerini de gördük. Şimdi hocam biz zencefilde kalmıştık. Zencefille ilgili bilgi veriyorduk, reklam arasına gittik. Siz özellikle işin yetiştiricilik kısmında da olduğunuz için şunu da ben vurgulamak istiyorum. Şu şekilde eğer seyircilerimiz ekerlerse bu filizlenecektir dediniz değil mi? Şöyle ekimi hakkında da bilgi verelim. Şimdi zencefil dediğimiz gibi önce harç olarak toprağı güzelce toprak ve kumdan güzelce şey yapacağız, tavlayacağız yeri. Tavladıktan sonra güzel şeyler oluşturarak, setler oluşturarak bu setlere dediğim gibi filiz veren kesimi ve kurumuş yaş tarafı olmayacak ki kürümesin. İyice elindeki şey alt tarafı kürüp kuruyacak o kesilen yer. Kuruduktan sonra normal şekilde dikilecek. Dikildiği zaman filiz veriyor ve yetişiyor. Yaprakları mısır yaprağı gibi oluyor. Bunun turşusu olsun, şey olsun. Yani çok yarı gölge, yarı da güneşlik olması lazım zencefilin yetiştiği yerler. Ha bu özellikle Elazığ'ımızın bu Fırat çevresinin kenarındaki köylerde örneğin yani şeyde Pınarlı vesaire gibi köylerde tamam mı? Gemiciler tarafında o yörede olabilir. Bunu Elazığ'ımıza kazandırmalıyız. Aynı zamanda çok nefis şeyler söyleyeyim. Şeyler elde edilecek. Yani burada yetiştirilmesi de kim ne derse desin hiçbir engel yok. Yaptığımız zaman burada Tarım Bakanı iki tane, ben burada seslenmek istiyorum. İki tane, bir tanesi yakın komşum olarak Ayşe Hanım, köylü komşum olarak Ayşe Hanım'a ve Hadi Bey'e şu anda seslenmek istiyorum. Elazığlıların huzurunda, Elazığlı hemşehrilerimizin huzurunda. Mutlaka ve mutlaka zencefil ve şayotun Elazığ'ımızda yetiştirilmesine öncülük ve yardım yapmalarını rica ediyorum. Bu hem
Yani burada büyük Türk milleti için, hem Elazığ'ımız için, hem ekonomik yönden, hem hükümetin daha da başarılı olması, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin başarılı olması bakımından da önemli taşıyor. Ha, benim düşüncelerim değil. Her şey açıkça meydanda. Zencefil o bakımdan, zencefilin yetiştirilmesi çok önemli. Ha, burada şunu da belirtmek istiyorum. Kayısı... Buyurun hocam, devam edelim. Kayısı Buyurun. Konusunda şunu belirtmek istiyorum. Kayısı konusunda mesela burada büyük bir müjdem olacak bu konuyu da. Dünyada ilk defa böyle bir ürün. İnşallah burada 2022 kayısı sezonunda bunu Elazığ'ımıza kazandıracağız. Burada özellikle yani şeyden Gemiciler köyünde kayısı çoktur. Bunu yaptığımız zaman Allah'ın izniyle dünyada ilk defa olacaktır. Bu marmelat, bir kayısı marmelatı yapacağız. Bunu dünyada bir ilk defa olacak. Olduğu zaman da Elazığ yani dünyaca tanınmış olacak. Elazığlı çiftçilerimiz, Elazığlı sanayicilerimiz, üreticilerimiz ve Elazığlı üst düzey bürokratlarımız daha çok itibar görecektir. Ve Elazığ'ın hem Türk kamuoyunda ve hem dünya kamuoyunda devamlı ses getirecek şekilde bir yere sahip olmuş olacaktır. Evet. Ha, burada, buyurun. Ekonomik anlamda da zaten çok büyük katkılarından bahsediyoruz. Kayısı marmelatı yok mu hocam piyasada? Marmelat yoksa dünyada siz... yoktur. Farklı bir şekilde mi yapacaksınız marmelatı? Marmelatı ben burada proje fikir sahibi Numan Alada. Evet. Burada şunu diyorum. Ha şey olarak teknik destek olarak Şanlıurfa'nın eski Tarım İl Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Rüstem Coşkun ve Profesör Doktor Ziraat yani Yüksek Mühendisi Ali Rıza Öztürkmen hocalarımızın onların yani şey olarak destek olarak diyorum. Destek olarak bunların akademik destek. Ha proje fikir sahibi olarak benim bu arkadaşlarımız teknik destek olarak vereceklerdir ve böylece bunu ülkemize kazandıracaksınız. Ha neden diyorsunuz diyeceksiniz ki Şanlıurfa, Ali Rıza hocamız Şanlıurfa toprak bölümü mezunudur. Şanlıurfa Ziraat Fakültesi'nde profesördür. Evet. Ha, burada neden Şanlıurfa'dan bahsediyor? Elazığ 23-63 ekseni ülkemiz için ve çok önem taşımaktadır, stratejik önem taşımaktadır. Bugün şunu da belirtmek isterim. Yani bak 20. asrın İlk yarısı demir-çelik devri olmuş. İkinci yarısı plastik devri. 21. asır ise 2000 yılından günümüze kadar yaşanan olayların çoğu protein. Protein sorunu, mücadelesi. Şu anda yani Covid-19 olsun, bazı diğer şey olaylar olsun, anarşik ve ekonomik olaylar olsun, onlara değinmek istemiyorum. Yani bütün sebep protein. Gelecekte protein sektörünü teminat altına alma güvencesi. Bütün mesele budur. Bugün Libya'da yaşanan olaylar, Libya'nın bugün 5'te biri Türk. 1 milyon 300 bin Türk var Libya'da yaşıyor. Yerli, Libya'nın yerli Türk'ü. Libya'da su geldi, buğday yetişti, Libya'da bazı olaylar meydana geldi. Biz istiyoruz ki Elazığ'ımızda ve Şanlıurfa'mızda, Fırat, orası Şanlıurfa'da biliyorsunuz Fırat kenarında, Fırat suyuyla sulanmaktadır. Bunlar stratejik önem taşımaktadır. Onun içindir ki Elazığ'ımızda mutlaka ve mutlaka bu kayısı konusundaki o marmelat dünyada bir ilk olacaktır. Ve Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Ha bir ekonomik yatırım güç falan bir şey de yok kesinlikle. Bir neredeyse sıfır bir maliyet ile bu iş gerçekleşecektir. Ha bunu benim şahsi bir beklentim yok. Amacım Türk sanayicisinin ve Türk çiftçisinin ve Türk milletinin destek istediği noktalardan uzak olmaması. Bu ilkeleri esas alarak ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 16. ayetin mealini esas alarak buna siz de baktığınız zaman hayret edeceksiniz. Yani buna çok dikkatli olmalıyız Türk milleti olarak. Üretim, üretim, üretim. Üretim olmayınca çok büyük sıkıntılarla karşılaşacağız. Allah korusun. Burada tekrar ediyorum. Ayşe Hanım ve Hadi Bey özellikle bu işe el atmalıdır. Elazığlı olarak, yani bırak Elazığlı, bir Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bürokratları, üst düzey bürokratları olarak. Çünkü bu mutlaka zencefil üretimini gerçekleştirilmelidir. Ve şayet olayı tekrar aynı ama o marmelat olayı, bunu ne zaman arzu ederlerse dediğimiz gibi proje fikir sahibi olarak Numan Alada, teknik destek olarak Ziraat Mühendisi Rüstem Coşkun ve Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen Hoca olarak her zaman bunu bir karşılık beklemeden
bilim adamları olarak her zaman destek vermeye hazırız. Başta Elazığ'ımız olmak üzere. Şimdi hocam tarımsal çalışmalar çok çok önemli çünkü bize yapılan, söylenen senaryolar zaten kıtlık üzerine mesela. Bizi bekleyen bir kıtlığın olduğu söyleniyor. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz gerçekten? Besin bulma konusunda sıkıntı yaşayacak mı dünya? Yani hani sanki savaşların artık su ve kıtlık üzerine olacağı söyleniyor. Evet, ben bunu şunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Burada özellikle belediye başkanlarımız verimli alanlara kesinlikle konut yapma imkanlarını, konut yapmayı yasaklamalıdır, izin verilmemelidir. Bunu kırsal alanlarda yapılmalıdır. Çünkü yapıldığı zaman kırsal alanlarda hem orası değerlendirilmiş olur ve hem de mevcut tarım bölgeleri, sulu yerler, birinci derece tarım bölgeleri korunmuş olur ve böylece dediğiniz çok önemlidir. Bu stratejik önem taşıyor. Şu anda dünya kamuoyundaki mücadeleler, özellikle altını çizerek söylüyorum, COVID-19 olayı genellikle protein, bazı sanayi ötesi toplum ülkeleri protein sektörünü teminat altına almak için bunun mücadelesini veriyorlar. Bugün COVID-19 sebebiyle birçok vatandaşımız evde işsiz kalıyor, evde tıkanıp kalıyor. Ne fiziksel ne zihinsel bir hareketlilik sağlanıyor. Beslenme konusunda bir sürü olumsuzluklar oluyor. Tekrar yine hastalığı, yani hastalığa hastalık katılıyor. Onun içindir ki bu çok önemlidir. Burada Türk milleti olarak başta Elazığlı ve 23-63 ekseni olarak çok büyük önem vermeliyiz tarımda modernleşmeyi, çiftçilerimizin, tekrar ediyorum bunu tekrarlamaya gerek yok, destek istediği noktalardan uzak olmaması. Acilen bunun önlem alınması lazım. Yani burada Elazığ ve Elazığlı bürokratlar, devlet adamları buna acilen el atması lazım. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da buna tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanı yükünü hafifletmek istiyorsa Sayın Erdoğan, acilen bu protein sektörünü hatırlatmak istiyorum kendisine. Teminat altına alınabilmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nda da ele alınmalıdır bu. Çünkü tarımsal alanların kesinlikle yani bina yapılmasına izin verilmemelidir. Yani bu çok büyük stratejik önem taşıyor. Benim düşüncem değil. Açık değil meydanda. Evet, yani eski medeniyetlere bile baktığımızda böyle hocam. Şimdi yerleşim merkezi Harput, buraya mezra deniliyordu. Elazığ için bile konuşursak eğer, burada sonuçta ekilip biçilen topraklarda şu an yapılar var, konutlar var. Evet, özellikle benim kendi mesela köyüm, Hankendi çevresi malum bir beton yığını haline geldi. Yani halbuki Hankendi yeşil bir Hankendi olmalı. Elazığ'ın doğusu ve güneyi yine aynı Sivrice etrafta yeşil bir şey olmalı. Yeşil Sivrice olmalı. Yeşil Elazığ olmalı. Harran Ovası'nın defalarca bunu dile getirdim. Yeşil bir Harran Ovası olmalı. Ama ne yazık ki yani güncel olarak diyor ki vatandaşımız ben ağaç yetiştirdiğim zaman Harran Ovası'nda rahatlıkla narinci oluyor. Her türlü narinci oluyor ama diyor ağaç 10 yılı bekleyemem ben diyor. Burada ben şunu da tekrar Tarım Bakanlığı'na burada sesleniyorum. Tarım Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerine bugün Harran Ovası'nda mesela pamuk ve Elazığ'da pamuk yetiştirme konusunda diyecek ki pamuk desteklemesini verebilmem için %10, %5 ile %10 oranında ağaçlandırma olması şarttır. Bu şartı getirirse hem ağaçlandırma olmuş olur ve hem Türk çiftçisinin orada daha da yüksek gelirler elde etme imkanı sağlanmış olacaktır. Ve aynı zamanda Türk milletinin meyve tüketerek daha sağlıklı olması, daha dinamik, daha verimlik hale getirilmesi sağlanmış olacaktır. Evet, değil mi? Tarım ülkesiyiz. Tarıma da gereken destek de verilmeli. Şimdi hocam önümüzdeki besinlere dönecek olursak, zencefil zaten sofralarımızda. Bir de burada zerdeçal da var. Zencefil ve zerdeçal kullanım alanları çok yaygın. Hatta zerdeçalı özellikle kadınlar cilt beyazlatma, lekeleri açma üzerinde de çok kullanırlar. Hani böyle daha ziyade baharattan ziyade böyle sağlık ve güzellik, kozmetik alanında da çok fazla kullanılır. Şimdi zerdeçal bir nevi doğal bir gıda boyası. Bir kere onun altını çizerek. Evet. Zerdeçal şeker hastalıkları için de çok faydalıdır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yine zerdeçalın da içerdiği faydalı enzimler yani etken maddeler bunu belirtiyor. Zerdeçal çok faydalıdır. Yetiştirilmesi konusunda da çok güzel, aynı zencefil gibi
onun yetiştirilmesi daha biraz kolay oluyor. İşte o öbür şeyinde bakarsanız öbürü öbür parçasını hayır zerdeçalın. Bak orada o şekilde bir yumrusu var. O şekilde gayet çok güzel rahatlıkla yetişir. Çünkü burada dediğim gibi vatandaşlarımız hobi amaçlı olarak da çeşitli mesela havuzlar yaparak o havuzlarda yetiştirebilirler. Ha, çiftçilerimiz yani yarı gölge yerlerde havuzlar yaparak buraya harç doldurarak zerdeçal gerçekten de sütle mesela kullandığı zaman özellikle çocuk emziren bayanlarımız için çocukların daha sağlıklı olması bakımından çok büyük önem etkiye sahiptir. O çocukların büyümesi bakımından, daha sağlıklı olması bakımından, çeşitli hastalıklardan korunması için işte anneler çocukları emziriyor ya, o bakımdan yani emzirdikleri zaman çok faydalı oluyor. Anne sütünü de arttırıyor. Ve zerdeçalın yani faydalı etkenleri çocuğa o şekilde yansıtırıyor. Emzirme yoluyla. Evet. Hocam zerdeçalın başka kullanım alanları özellikle sizin tavsiye ettiğiniz mesela diyorum ya hani özellikle İranlılar, benim İranlı arkadaşlarımdan biliyorum. Onlar çok fazla mesela diş beyazlatma, işte cilt beyazlatma, böyle güzellik üzerine çok kullanırlardı. Böyle bizim bilmediğimiz özellikle şu alanda da çok faydası vardır diyebileceğimiz alan var mı seyircilerimiz için? Şimdi zerdeçalı özellikle şu şekilde zerdeçalı özellikle dediğimiz gibi yemeklerde kullanılması, süt ürünlerinde zerdeçalı daha çok süt ürünlerinde kullanılması ve aynı zamanda reçellerde kullanılması, zerdeçalının reçellerin rengini mesela şey etmek için rengi daha güzel bir renk ve renk verdiği zaman daha da çok iştahı arttırır. Tabii doğal reçelde. İştah açıcı bir özelliği evet, var. O şekilde. Zerdeçal çünkü ciltte de çeşitli kullanıldığı zaman çeşitli lekeler yapıyor. Bunu özellikle sütle tüketilmesi çünkü bir gıda. Doğal bir gıda boyası. Lekeler kolay kolay çıkmıyor yani. Elinizde bulaşık kestiğiniz zaman şu anda kesin. Kesin elinizde bulaşık. Bayağı bir sarı oluyor normalde dokunduğunuz evet, zaman. Evet o bakımdan. Burada dediğimiz gibi şeker hastaları için özellikle çok faydalıdır. Kolesterol için de faydalıdır. Altını çizerek söylüyorum. Yani özellikle şeker hastaları. Şimdi demin diş konusunu dediniz. Şurada şunu söyleyeyim. Bugün diş macunlarında kullanılan diş macunları özellikle glikoz kullanılıyor değil mi? Tatlı. Bunun yerine diş konusunda Hindistan'da genellikle bunlar bu şekilde kullanılıyor. Mesela toz zencefil ve ada çayını toz haline getirip birleştirerek bunu toz zencefilden ve bir tas yani bir çay kaşığı toz zencefil ve onun dışında biraz da zerdeçal da olsa yani yarım çay kaşığı zerdeçal ve bir tatlı kaşığı yoğurt. Bu yoğurdu fırçayı biraz da bir çay kaşığı da bal. Dişler fırçalandığı zaman ve bunu da affedersiniz yani tükürmeye gerek yok yutkunur, yutulur ve dişler sağlıklı dişler elde edilmiş oluyor. Bunu ben düşüneceğim diye bu çok yani kanıtlanmıştır modern tıp tarafından. Haftada bir seferde limonla, limon suyuna fırçalamak lazım dişleri. Zerdeçal o işlediği selülozlar var ya misvak gibi yani zerdeçalda zencefilde ve ada çayının tozu istediği o selüloz kısmı dişlere zarar vermeden diş minerallerine zarar vermeden bu şekilde kullan. Bunu da bana söyleyen yani bu şeyden söyleyeyim. Hem Hindistan'da kullanıyor ve aynı zamanda bunu söyleyen de yine Profesör Doktor Hüseyin Haskan, diş tabibi Hüseyin Haskan hocamız tarafından. Tabip albaydır bu arkadaşımız. Onun önerisidir. Evet. Yani zencefil kullanılması konusunda. Ben Hindistan'da ada çayı genellikle çok kullanılıyor. Hatta şey derler, diş ağrısına falan da ada çayı çok iyi geliyor diye derler. Aynen. Ağrısına da. Diş ağrısına mesela zencefil de çok iyi gelir. Yani dediğim gibi dişlerin çürümesi konusunda da zerdeçalın da faydası var. Çünkü o da yani zencefilin bir nevi kardeşi oluyor. Evet ikisi küçük beraber. Küçük kardeşi oluyor yani. Küçük kardeşi daha çok. Yani etken maddelerin %70'i hemen hemen aynı. Ama zencefil daha önemli değil mi? Tabii zencefil daha çok önemli. Çünkü o acılık var ya, o zararlı hücreleri değerek mesela yakıyor diyor ya, ağzı yakıyor. Mesela evet. Sizin ağzınız o ağızdaki işte bakterilerin öldürüyor. Hücreleri ağızdaki o zararlı şeyleri öldürüyor onu. Evet. Bunu tıp bilim adamları mı söylüyor? Benim tabii düşüncem değil. Ben tıp bilim adamı değilim. Buyurun. Hocam şimdi burada önümde şöyle kuş burnuna benzeyen hatta idenin böyle evet. Meyvesine de benzeyen bir meyvemiz var. Meyve diyorum ben. Nedir hocam bu? İsmi nedir? Bunlar hünnap. Hünnap.
Etkisi nedir hocam? Faydaları nedir hünnapın? Hünnap bağırsak gazları için daha başarılı olma öğrencilerimizin mesela yemesi bakımından daha zindeli olması, çeşitli bir antibiyotik yani doğal bir antibiyotik vazifesini görüyor ve çok güzel de yetişiyor. Çok şeydir yani delice bir meyvedir. Bunu diktiğiniz zaman çekirdeğini hemen yetişiyor ve burada rahatlıkla yine Baskil Gemiciler köyü tarafından rahatlıkla yetişir ve o bölgede aynı zamanda hem meyve olarak hem de bir yabani hayvanlardan korunmayı sağlamış oluyor. Doğal bir çit olmuş oluyor. O özelliği de var. Şimdi bunun ağaç üzerinde olması bile, hani diyelim ki meyve ağaç üzerinde, yine haşereler gelmiyor. Evet evet gelmiyor. Orada haşereler falan da şey oluyor. Yani bu da kısmen yani tabii şey gibi değildir. Başka Brezilya biberi gibi vesaire değildir. Bu farklı oluyor. Tabii bunda şeydir. Bunu kısmı onun Brezilya biberi gibi olmuyor. Bunun o kadar etkisi yok yani yapraklarının. Ama diğer yabani hayvanların. Yabani hayvan, domuz vesaire gibi zarar verici hayvanların lan ve affedersiniz özür dilerim, köpek ve kedilerden koruyor. Bahçeye girmesini koruyor. Hocam şimdi bunun tadına baktığımda zaten tadı da çok lezzetli. Evet, hünnapın. Lezzetlidir. Ki bu biraz hani kurutulmuş halde de kullanılabilir, tazesi de kullanılabilir. Aynen, kurutulmuş ve belki tazesi. Belki kompostosu da yapılabilir değil mi bunun? Aynen, çok rahat. Yani kompostosu aynı ceviz gibi, ceviz büyüklüğünde oluyor bunun aşılısı. Yani aşılısı aynı ceviz gibi böyle parlaktır rengi. Çok kahverengimsi, çok nefis oluyor. Hocam şey sizinle konuşurken şey dikkatimi çekti. Mesela ürünlerin hiçbir şeyini zayi etmiyorsunuz. Hatta yapraklarından turşu yapıldığını söylediniz birçok besin için. Ve çok da lezzetli olduğunu söylediniz. Evet, evet bunu dünya kamuoyu şey mi? Zerdeçalın mı? Zencefilin. Neydi? Brezilya biberi. Brezilya biberinin siz yaprak turşusundan bahsettiniz yanlış hatırlamıyorsam. Yok yaprak turşusundan onu bahsetmedim. Zerdeçalın ve zencefilin yaprak turşusundan. Yaprak turşusundan. Evet ondan değil hayır. Brezilya biberinin o krem Brezilya biberinin yağından ve zerdeçalın yağından. Evet krem. Hocam hünnap son olarak neye iyi geliyordu tekrarlayalım. Hünnap şeker kısmen yani tabii şeker hastaları olanlar biraz dikkat etmeli. Buna tabii glikoz oranı biraz yüksek olduğu için buna dikkat etmesi lazım. Ama burada kolesterol için, bağırsak gazları için birebirdir. Öğrencilerimizin yemesi konusunda daha zihin hafızayı da için, evet, güçlendiriyor. Kuvvetten de güçlü bir hafıza oluşturuyor bu aynı zamanda. Hocam şimdi Türk toplumu olarak biz meyveyi bol bol yeriz. Özellikle kış aylarında böyle kocaman servis tabaklarında meyveler gelir. Bol bol mandalinalar vardır, portakallar evet. Vardır. İşte bütçeye göre muz süsler, elma süsler falan filan ve kilo kilo yenir neredeyse büyük ailelerde. Meyvelerden bahsederken siz sürekli glikoz dediniz. Ne dedik? Glikoz. Evet. Evet. Yani meyvelerin bu kadar aşırı tüketilmesini doğru buluyor musunuz hocam? Aşırı değil. Sınırlı. Her şeyin aşırısı zarardır. Normal, sınırlı. Meyve yediğimiz zaman yemeklerden demin de bahsettik. Bir saat önce veya bir saat sonra yemek meyve yediğimiz zaman kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Su içilmemesi lazım. Neden? Çünkü kanı beyazlaştırarak kangren sebep oluyor. Yine benim düşüncem değil. Bu modern tıp tarafından onaylanmış bir onaylanmıştır. Evet. Yemeklerden bir saat önce, yemeklerden bir saat sonra ve meyve kesinlikle suyla beraber alınmayacak. Hayır, kesinlikle. 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 Zaten mesela portakalla yediğiniz zaman onun bir zararı yok. Limonla yediğiniz zaman bir zarar. Portakalı genellikle şunu ifade edeyim. Bak şunu seyircilerimize saygıdeğer Elazığlı hemşerilerime şunu söyleyeyim. Portakal yediğimiz zaman portakalın kabuğunu soyup portakal çekirdeği varsa ayıklayacağız. Bunu robotta blenderde çekip bu şekilde tükettiğimiz zaman daha faydalı olur. Portakalın çekirdeğini mi hocam? Çekirdeğini ayıklayacağız. Onu çıkaracağız, kendisini robottan geçireceğiz. Robottan geçirip o şekilde marmelat şeklinde tükettiğimiz zaman daha faydalı olur. Daha çok besin değerini hissetmiş oluruz. Suyundan ziyade suyu yerine ben suyunu tercih etmiyorum. Çünkü bazı faydalı maddeler, etken maddeler ne yazık ki gidiyor. Bunu kesinlikle. Taze sıkım, portakal suyu derler, çok şifalı derler, insanlar da tercih eder. Portakal suyu sıktığınız zaman bekledikçe yani yarım saat, 20 dakika falan suyunu sıkar sıkmaz şeker oranı daha yüksektir, yükseliyor. İki misli daha yükseliyor şeker oranı portakalın. İhtiva ettiği şekerden iki misli daha yaklaşık yani olarak iki misli daha şeker miktarı yükseliyor.
Evet, o yüzden kendisini yiyin, hatta blenderdan Blenderden geçirin. geçirip o şekilde yemek Marmelatın. veyahut da kendisi kabuklarını mesela bugün limonun mesela kabuk portakalın kabuklarını iyice yıkayıp kuruttuktan sonra bunu yarı buçuk kuruduktan sonra blenderden çekip bunu tekrar tam kuruduğu zaman blender üyütmeyebilir, zarar verebilir. Bıçaklara zarar verebilir. Yarı buçuk kuruduktan sonra %50, %60 bunu kurutacağız. Kuruttuktan sonra bunu kavanozlara dolduracağız. Doldurduktan sonra ne yapacağız? Bunu hamur işlerinde kullanacağız. Çay olarak kullanacağız. Çay. Evet. Bunu aynı zamanda şunu yapabiliriz. O kuruduktan sonra o portakal veya limon kabuklarını bir kavanozun içine koyacağız. O kavanozun 1/3 kadar doldurup diğerini zeytinyağı koyup yani bunun ekstraksiyonu, yağ ekstraksiyonu diyoruz. Ekstraksiyon yapmış oluyoruz. Bu yaklaşık 20 gün her gün çalkalayarak ondan sonra bunu süzeceğiz. Süzdükten sonra bunu çeşitli hastalıklarda, çeşitli krem yapılarında, losyonlarda kullanırız. Aynı zamanda dahili olarak birçok hastalıklara faydalıdır. Mide rahatsızlıklarına olsun, yani anti-enflamatuar vücuttaki bazı iltihapları belli kanallarla dışarı atılmasına vesile oluyor. Bu şekilde de değerlendirebiliriz. Limon kabuklarını özellikle dişlerimiz için toz haline getirip dişlerimiz için kullandığımız zaman dişleri beyazlatıyor ve sağlıklı dişler meydana geliyor. Evet. Hocam şimdi gelelim, burada diğer ürünlerimiz var. Hemen aslında şunu ertelemeyelim hocam, çünkü bu çok önemliydi. Seyircilerimiz için söyleyelim hocam, nedir bu? Brezilya biberinin kremidir bu. Kremi. Brezilya biberi ve renklendirme olarak da zerdeçalın yağı kullanıldı. Renklendirme bakımından da zerdeçalın yağı kullanıldı. Şey gibi hocam, baktığımız zaman neredeyse mum. Tereyağı gibi. Tereyağı gibi. Daha ziyade aklıma mum geldi. Belki ben daha çok sevdiğim için. Evet. Hocam Brezilya biberinin öneminden birazcık bahsedelim. Program öncesi konuştuğumuzda özellikle kanser hücrelerini atıyor dediniz, yok ediyor dediniz. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü çağın vebası diyebiliriz kanser için. Evet. Şimdi Brezilya biberi tabii yine bir Numan Aladağ'ın düşüncesi değildir bu. Bunu bizzat ben Hindistan'dan getirdim Türkiye'ye. Yalnız Türkiye'de zaten Brezilya biberi dediniz hemen. Yazdığımız zaman Numan Aladağ'a çıkar. Türkiye'ye getirdik ve dünya kamuoyu buna karşı çıkıyor. Neden karşı çıkıyor? Bunun içerdiği faydalı etken maddeler kanser hücrelerini durduruyor. Modern tıp tarafından kanıtlanmış. Aynı zamanda mantar hastalıkları için ve aynı zamanda vücuttaki iltihabı belli kanallarla dışarı atılmasına sebep oluyor. Ve kemoterapiden sonra kemoterapinin yan etkilerini azaltıyor. Bunun dünya kamuoyu şunu bahane ederek, benim bir sözüm var. Burada yani herkes, saygıdeğer dinleyicilerim bunu iyi dinlesin. Bir işi yapmak isteyen bir çare bulacak. Hiçbir iş yapmak istemeyen bir bahane bulacak. Sen yapmazsan başkaları yapar. Bunu esas alarak kim bunu nedir? Brezilya biberinin dünya kamuoyunda yok etmek için efendim Brezilya biberi hızlı büyüyormuş. Efendim her tarafı istila ediyormuş. Bunu bahane edip Brezilya biberini dünya kamuoyunda bunu sanayi ötesi toplum ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, işte İtalya gibi ülkelerde ve şeyde, ama Hindistan buna Allah'a şükür önemsemiyor. Hindistan buna devam ediyor. Zaten Hindistan'da en çok yetişiyor bu. Onun içindir ki Brezilya biberini Allah nasip ederse bunu yine şeyde yetiştireceğiz. Fırat kenarında, Gemiciler köyünde, Pınarlı'da vesaire yetiştirmeye hem tohum getireceğim hem fidanlarını göndereceğim. Yani çeliklerinden de yetişiyor bu. Yetiştiği zaman doğal bir zirai mücadele oluyor. Diktiğiniz bölgede o Brezilya biberinin doğusunda veya güneyinde veya kuzeyinde şeyler o taraftan rüzgar estiği zaman oradaki haşereler kayısıya mesela zarar vermiyor. Örneğin. Brezilya biberinin olduğu bölgede, güneyinde mesela kayısı varsa veya kuzeyinde varsa kayısı, o rüzgar estiği zaman otomatikmen zararları, oradaki haşereleri yok ediyor, zarar vermiyor. Mesela bugün şunu söyleyeyim, Fırat kenarında yaşayan vatandaşlarımıza şunu ifade edeyim. Mesela sivrisinekten arınmak için domatesin yapraklarını ezip bir tabağa koyduğu zaman yatak odasına kesinlikle sivrisinekten arınıyor. Sivrisinek gelmiyor haşere. Hocam bir daha söyleyelim. Domatesin yapraklarını
Evet. Ezerek eziyoruz. Bir tabağa koyuyoruz. Veya domatesin yapraklarını bir şişenin içine koyuyoruz. Yatak odasında bulundurduğunuz zaman kesinlikle haşerelerden koruyor. Sivrisinekten koruyor. Hocam o sivrisinekler hakikaten baş belası. Yani bu kadar kolay mı onlardan kurtulmak? Evet, kimyasal evet. almadan? Evet, aynı. Brezilya biberinin yaprağını da ezip de koyduğunuz zaman o da, ama vatandaşlarımız Brezilya biberini, bunu bir hayali şey yapmayalım. Vatandaşlarımızın daha kolay bir şeyle, formül ile domatesin yapraklarını oraya koyduğumuz zaman Allah'ın izniyle bundan sivrisineklerden arınmış olacaktır. Hocam peki bu Brezilya biberinden bahsediyoruz. Adı biber olarak geçtiği için biber ailesinden mi o da? Yok, biber bu mi yani? Karabiber gibi. Karabiberin değişik bir şeyidir. Peki türü. Ne şekilde kullanacaklar hocam? Siz bunu bu krem haline getirmişsiniz. Bunu krem haline getirdik. Bu krem nedir? Şeyde kullanılıyor. Bunu tabii hobi olarak ben yapıyorum. Bunu boyun fıtığı için özellikle antiseptik olarak ellerimizde mesela sürdüğümüz zaman, bunu kahraman Türk Mehmetçiği, mesela Türk jandarması, Türk polisi gece nöbet beklediği zaman, kullandığı zaman soğuktan korunmuş oluyor. Mesela deniz kuvvetlerinde bu kullanıldığı zaman deniz kuvvetleri yani 100 feyizinden korunmuş olacak. Özellikle taşrada mesela dediğimiz gibi güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, işte diğer stratejik Mehmetçiğimiz yani stratejik görevlerde yapan yani sivil personelimiz korumalar, bekçiler daha doğrusu kullandıkları zaman hem yüzündeki soğuktan korunmuş olacaklar hem ellerinden. Yani yan etkilerini asgari. Bunu boyun fıtığı için, yaralar için, tabii bunu ben yine demiyorum. Bu şeyin Brezilya biberinin yağından elde ettiğimiz için, ürettiğimiz için, renk vermek için de yani zerdeçalı kullandık. Bu Brezilya biberi gerçekten bu krem mesela dediğim gibi vatandaşlarımız birazcık hobi kullanabilir olarak. Miyim hocam tabii şişeden? Buyurun. Yani şeydir, Brezilya biberi dediğim gibi yani bu kremi hobi olarak vatandaşlarımız kendileri yapabilir. Peki hocam mesela şimdi siz bunu krem haline getirdiniz. Özellikle boyun fıtığı üzerinde. Boyun fıtığı için. Peki evet. Bel fıtığı olanlar kullanabiliyor mu? Bel fıtığı kullanır ağrıyor ama o konuyu tabii bel fıtığının çeşitli nedenleri var. Onu tıp bilim adamlarımız daha iyi bilir. Çeşitli nedenleri var. Ama boyun fıtığı konusunda iddialıyım. Ama bel fıtığı konusunda birçok nedenler var. O konuya tabii bir şey diyemeyiz. Yumuşatır falan ama etkisinin ne derece olacağını onu insan demin dediğimiz gibi tabiatına göre hastalığın şeyine göre değişebilir. Peki hocam kanser hastaları evet. Ne şekilde kullanacaklar Brezilya biberi? Kanser hastaları daha çok bunun mesela yaprakların dediğimiz gibi ve en çok bunun kabuklu dalların kabukları daha çok etkilidir. Daha çok fazla etken maddeler içeriyor. Ağacı evet. Oluyor değil mi evet, hocam? Ağaç şeklinde. Dallarını kullansınlar. Dallarının kabuklarını sıyırarak dalların kabuklarını kaynatacaklar olan, mı hocam? Efendim? Suda kaynatacaklar mı? Ne suda şekilde? Suda kaynatılması, kaynamakta olan suyun içine atıp 5 dakika. Kaynamakta konun dediniz. Şunu söylüyorum burada saygıdeğer seyircilerimize. Vatandaşın bazı bilim adamları, efendim bazı profesörler çıkıp da işte efendim Türk kamuoyunda, televizyonlarda, yazılı, görsel, sözlü medyada efendim işte naneyi kaynatın, kekiği kaynatın, şunu kaynatın, bunu kaynatın. Kesinlikle ben buna karşıyım, hodri meydan diyorum. Kesinlikle bu tür şeyler kaynatılmaz, demlenir. Kaynatıldığı zaman etken maddeleri gidiyor. Yani bunu kesinlikle Türk milleti olarak bunun bilincinde olmalıyız. Bu yani bilgiye, hocam bütün bitkilerin mi demlenmesi lazım? Tabii maydanozu demlenmemiz lazım. Kaynattığı zaman özelliği gidiyor. Bunun yani sizin de kaynadıkça ne oluyor? Belli ısıyı, yüksek derece ısıyı gördüğü zaman ne oluyor? Bütün etken maddelerin çoğu gidiyor. Sade nedir? Demin de ifade ettiğimiz gibi iradeyi kuvvetlendiriyor. İşte ben bunu şifa niyetine kullandım. Şifa bulurum diye iradesi kuvvetleniyor evet. Hastanın. Hocam peki demlemenin ne kadar olması lazım? 5 dakika yeterli midir mesela? Demleme dakika? Konusu şudur. Şimdi mesela burada şöyle bir konserve kavanozu gibi onun içine bir kek suyu koyduk. Koyduktan sonra üzerine nane veya kekik veya maydanoz neyse nazik olan yaprakları koyuyoruz. Ondan sonra ağzını kapatıyoruz. Faydalı etken maddeler yani uçmasın diye. Yarım saat falan bekletiyoruz. Yarım saat, 40 dakika gibi bekletiyoruz. Ondan sonra süzerek, şeker hastası değilse balla tatlandırıp içebilir. Şeker hastası ise sade olarak, isteğe göre bu.
Evet. Yani çok hocam, faydalı. Bu bitkileri de hep yani demleyin, kaynatın. Demleyerek bir şekilde olmamız doğrusu daha kolay. Demleme. Bunlar yemekten önce, yemekten sonra yemekten sonra şu şekilde. Yemekten önce mesela biz kekik yemekten önce olursa daha faydalı olur. Mesela maydanoz aynı şekilde. Yemeklerden bir saat sonra da olabilir. Hemen yemekten hemen sonra değil. Yemekten bir saat sonra olması lazım veya yemekten bir saat önce, 45 dakika önce, yarım saat önce o şekilde. Evet, kullanılırsa daha faydalı olur. Yemekten çünkü hemen sonra olduğu zaman zarar olur. Bir de şey de çok önemliydi hocam. Biz demlerken bazen unutabiliyoruz, kapağını kapatma. Kapattığımız zaman okside olmaz. Bazı zararlı şeyleri size söyleyeyim. Etken maddeleri uçmamış oluyor. Bunu engellemiş oluyoruz böylece. Evet. Hocam şimdi burada bir de kolonya formunda bir ürünümüz var. Nedir hocam bu? Bunu ben size getirdim. Size hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Buradaki misafirlerinde ikram edersiniz. Bu kolonya, normal kolonyayı alıyoruz. Vatandaşlarımıza burada sesleniyorum. Çeşitli tabii bitkiler var içinde bunun. O bitkiler içeriyor. Hocam sanki içinde aloe vera var. Havuç var havuç gibi. Havuç değil o. Havuç değil. Renklendirme için zerdeçal. Zerdeçal. Yani burada turuncu geliyor. Aloe vera vardır. Doğrudur. Aloe verayı mesela koyuyorsun içine. Yaptığın zaman nedir? Yumuşaklık, yani nemlendirici özelliğini, kolonyanın zararları. Mesela kolonyanın şunu ifade edeyim. Kolonya kullandığınız zaman cilt ister istemez kızartıyor değil mi? Evet. Kızarttığı zaman dezenfektanlar dezenfektanlar çok kullanıldı ya hocam. Onlar çok tahriş etti. Hatta bazılarında egzama bile oluşturdu. Aynı. Şimdi mesela kolonyayı kullandığınız zaman kızartıyor cildi. Kızarttığı zaman cildi ne oluyor? Cildin daha çok bakteri, enfeksiyon kapmasını kolaylaştırıyor. Bunu önlüyoruz. Bu şekilde böylece bunu önlüyoruz. Bunu ben size hediyem olsun. Size getirdim. Hocam sizlere. Çok teşekkür ederim. Bak, çok memnun yani oldum. Kanal 23 olarak misafirlerinize ikram edersiniz. Yani burada hem el için hem yüz için. Yüz için de kullanıyoruz. Evet, aynen. Cildi nemlendiriyor bu. Hocam zaten benim evimde mesela aloe vera var. Yanıklarda çok etkili. Böyle mutfak yaraları olabiliyor bazen. Şöyle tencereye falan değebiliyor. Aloe vera sürdüğüm zaman hemen alıyor. Yine cilt üzerindeki etkisi, ki bunun içerisinde de aloe vera var. Evet, aloe vera var. Zerdeçal var. O renkten sarı renge dönüşmesinin şeyi zerdeçaldan kaynaklanıyor. Vallahi hocam bugün ellerim yumuşacık oldu. Evet, yani çünkü kolonyanın zararlarını asgariye indirebilmemiz için bu şekilde bir formülle, yani seyircilerimiz kendilerine burada paylaşmak istiyorum. Burada yani işlerin evde aloe vera yetiştirip bu şekilde kolonyada normal mağazalarda, market demiyorum. Çünkü market Türk dilinde, market İngilizce bir pazardır. Yani bir Türk milliyetçisi olarak market kelimesini kullanmakta yani kesinlikle ifade etmek istemiyorum. Üzülerek ifade edeyim. Bunu çünkü yani bunları da herkese saygıdeğer Elazığlı hemşehrilerime sunuyorum. Market kelimesini kullanmamamız lazım. Çünkü Türk dilini yok ediyor. Mesela restoran diyoruz. Birader diyoruz. Bunlar tamamen Türk dilini, dış güçlerini yok etmesi, katletmesi demektir. Evet, dil gidince de zaten yani dediğim gibi kolonyayı alıyoruz. Normal kolonyanın içerisine aloe vera ve zerdeçal koyduk. İstediğiniz başka kekik koyabilirsiniz. Kekik de başka hocam, değişik reyhan koyabilirsiniz. Temizleyici değil mi kekik? Yani illa değil. Kekik koyduğunuz zaman daha çok antiseptik özelliği taşıyor. Daha çok etkili oluyor kekik. Yani hocam sevdikleri bir ürünü kolonyanın içerisine böyle koyup da daha güzel bir şekilde, daha cilde nemlendiren, daha hassas bir şekilde doğal bir şekilde bir losyon, bir losyon olmuş oluyor. Yüzde de kullanılıyor muydu hocam? Tabii yüzde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela ben de kullanabilirim. İkram ederseniz ben de kullanayım. Tabii hocam şöyle. Ben de kullanayım. Yani siz de kullanabilirsiniz. Mikrofonumuzun azizliğine uğramadan. Tamam, teşekkür ederim. Hocam elim bolmuş. Şöyle hocamız yüzünde de. Sağ olun. Onu misafirlerinde kullanabilirsiniz. Yani koku bakımından da şeydir. Yani bunu dediğim gibi bitkiler. Buyurun. Hocam şimdi bir de burada yağımız var gibi. Evet. Nedir hocam bu? Bu yağ Brezilya biberi yağıdır. Evet. Brezilya biberi yağını dediğim gibi bel ağrısı, boyun ağrısı, özellikle boyun ağrısı, diz ağrıları için yani çok etkilidir. İçerdiği Brezilya biberinin içerdiği aromalar ve bir de bunun da başka bir yağ var. Narpuz dediğimiz bu Fethiye yöresinde Akdeniz'e mahsus bir bit nanedir. O naneyi inşallah Elazığ'ımıza da getireceğiz. Aynı zamanda kokusuna bakarsanız bakın bir kokusuna açın bakın. Hocam eller peçeteyle. O kadar yağlandı ki ancak peçeteyle açabileceğim. Yani baktığınız zaman bu Brezilya biberi ve narpuz dediğimiz o narpuz farklı bir nane türüdür. Yani yaklaşık 800 500 ile 800 rakımda oluyor.
Şey kokusu var hocam, kekik mi var içinde? Kekik değil, şey yani o dediğimiz narpuz dediğimiz o biber. Ve Brezilya biberi var. Ha, bu özellikle ha, cilt için de kullanılabilir bu rahatlıkla ama özellikle diz ağrıları, boyun fıtığı için özellikle tabii bel fıtığı konusunda benim bir o konuda bir şey diyemem. O çok hassas bir şeydir çünkü o çok hassas bir olaydır. Onu tıp bilim adamlarımız bilir. O konuya ben değinmek istemiyorum. Çünkü o çok hassas. Ama boyun fıtığı konusunda çok çok iddialıyım. Hocam şimdi iki tane Brezilya biberi yağ aslında ama bir tanesi daha böyle tereyağı formunda daha katı. Bu biraz daha sıvı zeytinyağı gibi duruyor dıştan bakınca. Evet. Kullanım alanları ve içerikleri, etkileri birbirinden farklı mı bu ikisinin? Yani şeyinki tabii onunki sadece yani dediğim gibi şey için özellikle sıvı yağımız yani likit olan yağımız dediğim gibi boyun fıtığı şey için özellikle diz ağrıları için ha omuz ağrıları için falan yani kullanılır rahatlıkla kullanılabilir. Ha burada şakaklara kullandığımız zaman kısmen de olsa baş ağrısını giderebiliyoruz tabii haliyle. Kısmen de olsa. Ama tabii onun daha kullanımı kremin kullanım alanı daha geniştir. Kullanım alanı. Daha geniştir ve nemlendirici olarak dediğim gibi el yüz için özellikle kış ayları ha yaz aylarında da güneşten korunmak için pahalı güneş kremlerini almaya gerek yok. Mesela bir örnek vereyim. Mesela vatandaşlarımızda şey oluyor. Siz söyleyin. Çiller oluyor Ha, hocam, migren. benler, hem migren. Mesela migren dediğimiz zaman vatandaşlarımız nane yağını kullanabilir. Kulak arkasından omuza giden bir damar var. O damar migren ağrıları, kramplar geldiği zaman migren ağrıları ne yapacağız? O nane yağını alıp hangi taraf ağrıyorsa kulak arkasında böyle omuza giden bir damar var. O damar tel şeklinde böyle geriliyor. Orayı parmak uçlarıyla düşey bir şekilde masaj yapıyoruz. Ve Allah'ın izniyle onu yani 15'er gün halinde 15 gün kullanıp bir hafta ara verip 3 seans yaptığımız zaman Allah'ın izniyle migrenden kurtulmuş oluyor. Hocam toplumun ve kadınların özellikle diyebilirim ki yani büyük bir çoğunluğu migrenden muzdarip. Ve bu diyorsunuz ki ağrıyan tarafa şöyle kulak arkasından Omuza giden bir omuza damar. giden şekilde nane yağıyla Evet. masaj yapsınlar. Evet. 10 dakika en aşağı masaj yapılır. En aşağı 10 ile 15 dakika arası. Kaç gün hocam? Bunu 15 gün yapacak. Bir hafta ara verdikten sonra 3 seans yapacak yani. Evet. Hocam şimdi bunu seyircilerimiz mutlaka yapsınlar. Sadece şunu merak ediyorum. Şimdi biz yağlardan bahsediyoruz. Diyelim ki nane yağı dediniz, hemen bir aktara gidip oradan alıyoruz. Ama ne kadar güvenilir orası da tartışılır. Mesela nane yağı gibi şeyler evde yapılabilir mi? Veya işte nereden sağlıklı olanı alalım? Şimdi tabii onu ben o ticari konuya girmek istemiyorum. Evet. Konumuz yani bilimsel olarak faydalar. Onlara bir şey diyemem. Şuradan alın burada onu bir şey diyemem. Evde vatandaşlarımızın, başta Elazığlılarımızın bunu yapabilmesi için tarım il müdürlüğünü veya ilçe tarım müdürlüklerinin önderliğinde yani aroma oranı yüksek nanelerini yetiştirerek bu yağdan naneyi yarı buçuk kuruduktan sonra naneyi bir kavanoza koyuyoruz. Kavanozu ne yapıyoruz? Üzerini yağına dolduruyoruz. Bunu bırakıyoruz. Yani Hocam yağını derken zeytinyağı, ben zeytinyağı. zeytinyağı ile yapıldığını Tabii biliyorum zeytinyağı, çünkü. tabii zeytinyağı. Yağ deyince de diğer yağlar değil. Zeytinyağı. Ha bunu ne yapıyor? Blender'da çırpıyoruz. Çırptıktan sonra kavanoza koyuyoruz. Yaklaşık bir ay kalıyor. Ondan sonra süzüyorsun. Süzdükten sonra o nanenin tortusunu yemeklerde vesaire gibi yerlerde kullanıyorsunuz. Zayi etmiyorsunuz. İyice presleyerek, süzerek bir kesede. Ondan sonra o yağda dediğim gibi o şekilde kullanıyorsunuz. Değerli seyircilerimiz için bir nane yağı tarifiydi. Naneyi yazın kurutuyoruz. Ondan sonra bir kavanoz alıyoruz. Üzerine zeytinyağı. Kaç gün bekletiyorduk hocam kapalı Bir ay. ortamda? Bir ay bekletiyoruz ve sonra kullanıyoruz ve gönül rahatlığıyla. Evet. Çünkü içerisinde ne olduğunu biliyoruz zaten. Türkiye'de zeytin ağacı açısından, zeytinyağı açısından hem çok sağlıklı zeytinlerimiz ve çok sağlıklı zeytinyağımız var. Evet. Aklıma bir haber geldi. Zeytin üreticileri biraz muzdaripler hocam. Artık kaliteli zeytin mi üretilmiyor veya zeytin ağaçları çok meyve mi vermiyor gibi şeyler vardı. Sanırım kuraklığın etkisi diye söylüyorlardı. Şimdi zeytinyağı tabii Cenab-ı Allah'ın bir hikmetini Kur'an-ı Kerim'de de tini ve zeytuni ve turi sina hazel beledil emin. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Şimdi zeytin tabii bu mevsimsel şeylere de bağlıdır. Bir sene veriyor mübarek bir sene vermiyor. Ha Şanlıurfa'mızda Allah'a şükür yani çok nefis çok güzel zeytin yetiştiriciliği yapılıyor. Ve Harran Ovası'nda olsun yani bugün Hilvan'da olsun
Siverek'te olsun, Bozova'da, Bilecik'te vesaire çok güzel yetiştiriliyor. Ve Elazığ'ımızda da Allah'a şükür yetiştiriliyor. Zeytin, tabii bu mevsimler, bu Allah'ın bir hikmeti tabii mevsimler. Bu sene mesela şayet konusunu az bir şey aldık, ürün aldık. Avokado da aynı şekilde az ürün aldık. Onlar Cenab-ı Allah'ın şeyi. Ama zeytin konusunda tabii şey de önemli, budama da önemli. Budama çok önemli zeytinde. Tabii Elazığ'ımızda Allah'a şükür yetiştirilmeye başladı. Yani bunda çok mutluyum ben Allah'a şükür. Yıllardan beri Şanlıurfa'mızda yani 30 yıl önce yetiştirilmeye başlandı. O zaman hocam yine bahsetmiş olduğunuz Gemlik dediniz, Gemlik değil de Baskil'le bağlı bir yerden de bahsettik. Gemiciler. Ha, gemiciler. Orada yine zeytin çok güzel yetişir ki ben Arıcak'ta yetiştiğini de biliyorum zeytinin mesela. Hani evet. Daha soğuk bir yer, daha yüksek, rakım yüksek bir yer. Ve Elazığ'da güzel de zeytin meyvesi olur. Evet, 1000 rakımda yani 800 bin rakımda yetişiyor. Aynı durum yani şeyde mesela Muğla Fethiye ilçesinin mesela Nif diye bir Arpacık yeni ismiyle, eski ismi Nif. Orada da rahatlıkla yetişiyor ve çünkü Elazığ'ımızda da rahatlıkla yetişeceğine eminim ben. Tabii onu yetkililerimiz daha iyi bilir. Ben bu konuda tabii yani kısmen tabii benim ilgilerimde şey yapıyorum. Onu yetkililerimiz, Tarım İl Müdürlüğü yetkililerimiz daha iyi bilir. Evet. Hocam şurada bir küçük şişemiz evet. Daha var. Ne var bunun içinde hocam? O da kremdir. Onu cilt için, yara bere için ve antiseptik olarak mesela siz burada açamadım ben, ellerim fazla kremli müsaade diye. Müsaade edin, açayım ben peçeteyi. Hocam arkadaşımıza şöyle uzatayım, tamam. Bizim az bir vaktimiz kaldı. Yine bu bahsetmiş olduğumuz krem Brezilya biberi kremi. Brezilya biberi kremidir. Dediğim gibi doğal bir antibiyotik, yani antiseptik çok doğal ve her bir seferinde bir nohut büyüklüğünde aldığınız zaman zaten şeydir, aynı zamanda onda çeşitli yani şeyler de var, kendi yaptığımız yani portakal yağı da var, içeriyor. Evet hocam bu daha portakal ekşimsi, kabuğu. Biraz daha ekşimsi kokuyor diğerine göre. Sabah akşam kullanılıyor ele ve yüzeyine. Sabahleyin özellikle sabahleyin dışarı çıktığınız zaman antiseptik olarak yani hem soğuktan korunma özellikle gündüz kullanın. Ha, yara bere için de çok etkilidir ama özellikle gündüz dışarı çıktığınız zaman soğuklardan, mikroplardan arınmak için özellikle elinizde kullandığınız zaman yani kolay kolay şey olmuyor ve eliniz yani gün boyu bakterilerden korunmuş oluyor. Yani hocam, doğal bir antibiyotik. Onu da size hediyem olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bugün sayenizde yani ellerimi koruma altına aldım. Çok teşekkür ederim. Bilgiler çok çok değerliydi. Artık vaktin sonuna geldik hocam. Son olarak ne eklemek istersiniz? Benim son olarak benim şeyim şudur. Tarım Bakanlığı yetkililerinden Elazığ'ımızın daha da Elazığ halkının ve Türk milletinin daha sağlıklı olabilmesi için acilen yani burada hayali bir şeyler, öneriler sunmuyorum. Mesela avokadonun yetiştirilmesi lazım. Özellikle şayotun yetiştirilmesi lazım, zencefilin ve bahsettiğimiz işte hünnapın ve bunların mutlaka ve mutlaka Elazığ'ımıza yetiştirilmesi lazım. Çünkü yani hükümetin işlerini kolaylaştırmak için ve Türk milletinin daha da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sanayi ötesi bir toplum ülke olabilmesi için burada Tarım Bakanlığı'na büyük görevler düşüyor. Bu görevlerden biri de yine iki tane Elazığlı'ya. Burada tekrar ediyorum Hadi Bey ve Ayşe Hanım'a sesleniyorum. Acilen bu konuyu ele almadılar. Bunlar bir hayali olay değildir, gerçektir. Bunlar yani şudur budur. Bazı insanlarımız hayali konuları öne sürüyorlar. İşte efendim teorik olarak hayır. Bunlar uygulamalı ve pratik olarak. Ha ben de burada söz veriyorum. İnşallah yani Gemiciler Köyü'nde yani Brezilya biberi başta olmak üzere şayot başta olmak üzere yetiştirilmesine öncülük edeceğim ve gerekli yani tohumları göndereceğim Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah büyük Türk milletini ve Elazığ'ımızı her türlü kazalardan belalardan muhafaza etsin diliyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Kanal 23 ailesi olarak bu tür şeyleri Elazığ'ımıza ve Türk milletine aracılığınızda sunmayı bu imkanı sağladığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok çok önemliydi. Kaçıran seyircilerimiz mutlaka YouTube üzerinden tekrarlarımızı seyretsinler diyelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.